İyi akşamlar. Haftanın panoramasında bu hafta söze Susurluk'la başlamak isterim. Susurluk kazasının 25. yıl dönümüydü. Dönemin aktörleri hala gündemimizdeyken kimse hesap vermedi. Bunu konuştuk bu hafta. Mehmet Eymür, MIT'in eski yöneticisi bu hafta tam da Susurluk'un 25. yıl dönümünde konuyu öyle bir yerinden hatırlattı ki işkence yaptığını itiraf etti. Üstelik de bunun gerekçelerini doğal bir şekilde anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk diyen yurttaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal çerçevesine bağlılığını her fırsatta dile getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olmasını arzu eden yurttaşları kara bir hafta yaşadı diyebiliriz. Anlayacağınız, biz Sedat Peker'le Mayıs ayından bu yana aynı aktörleri konuşur da savcılar niye harekete geçmiyor derken daha da beteriyle karşılaşacakmışız. Neyse, en azından Susurluk döneminde mecliste komisyon olmuştu diyenler bile şaşıp kaldı bu hafta. Mehmet Eymür'ün açıklamalarını değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu hafta aynı zamanda AKP'nin 20. yılıydı iktidarda. Yıl dönümünde tam da 3 Kasım'da şaşalı toplantılar, etkinlikler bekleyenler yanıldı. Hiçbir toplantı, hiçbir etkinlik olmadı. Aksine grup toplantısı günüydü, grup bile yapılmadı. Glasgow'da da ertelenmişti Erdoğan'ın gidişi. Hani başka nedenler ileri sürüldü, itibar dendi ama acaba başka bir şey mi var sorusu soruldu. Ve Erdoğan'ın herhangi bir etkinlikte de bulunmayışıyla böylesi bir günde soru işaretleri artınca sağlığı ile ilgili endişeler ve spekülasyonlar dile geldi. Tam da bu noktada bu spekülasyonların üzerine Fahrettin Altun'un paylaşımı, iletişim başkanının paylaşımı merak uyandırdı. Erdoğan'ın bir görüntüsünü paylaştı ve dosta güven, düşmana korku dedi. Duygusal paylaşımlar ya da böyle duygusal etkilerle bir olağanüstü havası sezilince endişeler daha da arttı. Olağanüstülükle beraber beslenen bir spekülatif ortamla karşı karşıya kaldık. Görüntüye bakalım. Evet. Böylesi özel bir günde hiçbir etkinliğin olmayışıyla başlayan, sonra başka bir görüntü daha verildi ve tartışmaları daha da besleyen, spekülasyonları daha da besleyen bir gün yaşandı. Peki neden? Bu spekülasyonların kaynağı neydi? Az evvel ifade ettim, özel bir günde herhangi bir etkinliğin olmamasıydı elbette. Ve aynı zamanda böylesi duygusal, dimdik ayakta, işte dosta güven, düşmana korku gibi bu tarz paylaşımlardı. Bir şey daha var olağanüstülük havası hissettiren. O da güven mektupları, genelde kabuller yapılır, güven mektupları sunulur. Ve bu, burada bir söyleşi olmaz. Burada bir soru cevap olmaz. Bu da bir olağanüstülük olarak tarihe geçti. Erdoğan kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı'nın, TRT'nin ve İletişim Başkanlığı'nın muhabirlerine soru cevaplama görüntüsü ile karşımıza başka bir olağanüstülük havası yansıttı. Bütün bunlar 20 yıllık AKP iktidarının hiç karşılaşmadığımız şeylerdi ve üstelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç zamandır sağlığı ile ilgili zaten tartışma yapılıyor. İşte içinin geçtiği görüntüler, zor yürüdüğü görüntüler gibi bir takım veriler var elimizde ve hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu programda daha önce Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapılması gerektiğini defalarca söyledik. Bunun çok önemli olduğunu vurguladık. Üstüne üstlük bugün yeni bir görüntü geldi. Üçüncü basketbol paylaşımı yapıldı Erdoğan'la ilgili olarak. Bir fotoğraf var. Fotoğrafa bakalım. Evet, bu kez fotoğrafı paylaşan, gördüğünüz gibi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, üstelik fizyoterapisti. Evet, bu fizyoterapist Ahmet Çotuk da Erdoğan'ın gençlerle maç yaptığı görüntüsünü paylaştı. Olağanüstü görüntülere bir şey daha eklenmiş oldu. Bir olağanüstülük daha eklenmiş oldu. AKP'nin 20 yılını değerlendirelim dedik ama söze buradan başladım. Geldiği noktayı göstermesi açısından bu tartışmayla geçirdik biz bu haftayı yine. 30 kişinin gözaltına alındığını, çirkin bir paylaşım yapıldığını, onu da vurgulamam lazım. Ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Varsa bir sorun, o sorunu da kamuoyuyla paylaşıp bu spekülasyonların önüne geçmek gerektiğini de vurgulayalım. Ve konuğuma döneyim hemen. Gazete Duvarı'nın Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya ile beraberiz.
Bir olağanüstülük havası ben aldım bu hafta yine. Bu tabii işi daha da büyüten iktidar medyasında sürekli köşelerde yazıldı konu. İktidar medyasında dimdik ayakta manşetleri atıldı. Konu böylece büyütüldü. Yani bu spekülasyonların böyle durulmayacağını ben anlıyorum. Ama özellikle AKP'nin 20. yıl dönümünde iktidara gelmiş, hani böyle bir şeyi kaçırmazlardı diye düşünüyorum. Bu da insanları huylandırdı. Neden yapılmadı öyle bir etkinlik ve bu olağanüstülük havası nasıl yorumladın? Nergis Aslında Demirkaya, lütfen kuruluş yıl yanıt dönümü Ağustos temelde. Ağustos ayında da yapılamamıştı. Çünkü o dönemde seller üst üste gelmişti. Can kayıpları vardı ve ertelenmişti program. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik yapılamadı. Burada iktidara gelişin kutlaması aslında olmaz. Biz çok beklemiyorduk, açık söyleyeyim, ve yapılmadı da. Ama bu sağlığıyla ilgili spekülasyonların bugüne denk gelmesi ayrı bir tartışma. Biz bunu AKP kulislerinde nedenine dair konuştuğumuzda, sonuçta sağlığıyla ilgili sonrasında görüntüler, yapılan açıklamalar, hala bazı soru işaretleri olsa da bir problem şu an için en azından görünmüyor, görmüyoruz. Ama burada yaşanan bir kriz yönetememe hali daha çok. Bir iddia ortaya atılıyor, gece yarısından itibaren sabaha kadar borsa çakılıyor, dolar yükseliyor ve biz havaalanında orada işte yakın çevresindeki kişilerin, hatta valinin, Ankara valisinin paylaşımlarıyla o sabaha kadar olan o tartışmaları, o iddiaları ancak böyle karşıladıklarını görüyoruz. İşte sizin bahsettiğiniz o akşam üzeri gelen o açıklama, o sorulara cevap olarak, o endişelere cevap olarak geldi ama o saate kadar yönetilemeyen bir kriz var. Sonuçta speküle edilir, öleceğine dair iddialar geçmişte de oldu. 2 yıl ömrü kaldı denildi, neler neler. Bunlar olabilir. Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz, yönetebiliyor musunuz? Yönetilemeyen bir krizle karşı karşıyaydık. Belki de yönetilmek istenmedi. Ekonomik sonuçları itibariyle baktığımızda bu sorular Bu da da enteresan, soruldu. tabii şaibe yaratan konular oluyor. Şimdi burada bir de bir şey daha vurgulamak isterim. Ecevit'i de andık bu hafta ama ölüm yıl dönümüydü ama ondan öncesinde konuşmak durumunda kaldık. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Ecevit'le ilgili sözleri hatırlatıldı. Erdoğan çünkü ruhu şad olsun, Bülent Ecevit'le ilgili olarak onun sağlığı gündeme geldiğinde istifa etmeli demişti. Şimdi kendisine bu sözleri hatırlatıldı sağlığı ile ilgili tartışmalarla birlikte olarak. Işıklar içinde uyusun Ecevit bu hafta gündemimize, yani kendi ölüm yıl dönümü dışında gündeme gelmiş oldu böylece. Programın içerisinde bir Ecevit anması yapacağım ama şimdi Bize söylenen şu ama, devam edelim. bizde sağlığı ile ilgili problem var mı? Bu kişi hakları sorunu değil. 84 milyonu ilgilendiriyor Erdoğan'ın sağlığı, Cumhurbaşkanı'nın sağlığı. Bize söylenen çok uzun süredir, yıllardır bilinen işte aslında bel fıtığı ile ilgili bir problem olduğuna dair. Orada da çok uzun süre ayakta kalmanın sonucu, o ilk aslında 29 Ekim sonrası o görüntüyle başlamıştı o iddialarda. Aslında bundan kaynaklı, yoksa genel bir problem olmadığı şeklinde. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu tür durumlarda açık ve şeffaf olmak krizi aslında yok eder, bir krize dönüşmesini engeller. Burada bir problem var ve bugüne kadar da halen doktorundan ya da yetkililerden bu anlamda bir açıklama yok. Sadece reddetmek söz konusu. Bu da sorunu çözmüyor. O iddialar geri planda yine işlemeye devam ediyor ne yazık ki. Evet. Şimdi Allah iyilik versin diyelim, devam edelim. Tabii ki bir ülkenin cumhurbaşkanının sağlık durumunun dileriz ki bundan sonrasında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirerek böyle soru işaretleri yaratacak konulara mahal vermezler. AKP kutlamadı 20. yılı. Hani olağan grup toplantısı yapılabilirdi, en azından bir 20 yıllık muhasebe yapılabilirdi. Hani 20 önemli bir rakam diye söylüyorum. Ama biz değerlendirelim. Bazı gazetelerde AKP'nin 20 yılıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Biz değerlendirelim. Nasıl? Şimdi bir manşet yapmıştı bu hafta Sözcü. AKP üretmiyor. Üstelik de Atatürk'ün yaptıklarını sürekli sattı diye bir liste yayınladı. Liste gelsin ekrana. Neler yok ki? Hakikaten neler yok ki? Şöyle bir öz girelim. Sonra zaten ekonomik olarak hocaların hocası Korkut Hocam'a bağlanacağız ve ondan da ekonomi verisini alacağız ama ben hani merak ediyorum, bu düşünceye katılıyor musun? Nergis Demirkaya. Hakikaten üretime değil tüketime dayalı her anlamda, ama yani her anlamda tüketime dayalı bir zihniyeti hissettirdi AKP bu 20 yıl boyunca diye düşünüyorum, özellikle son döneminde. Ne dersin, 20 yılına baktığın zaman bir siyasi iktidarın böyle mi olmalıydı?
Bir 20 yılı başarı öyküsü olarak da bir anmak lazım. Şöyle bir başarı öyküsü. 6 genel seçim geçirmiş, 4 yerel seçim geçirmiş, hepsinden birinci çıkmış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve AKP'liler bunu ifade etmekten de büyük keyif alıyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılı 2023'e hazırlanıyorlar. 21 yaşına girecekler ve Cumhuriyet'in 21 yılı, 5'te 1'ini yönetmiş olacaklar. Bu çok uzun bir süre gerçekten. Bu açıdan bir başarı. Bu kadar uzun süreli teslim iktidar. Etmek lazım. Bu bir başarı. Ama tabii ekonomisinden, siyasetine, eğitimine, sağlığına her konuda eleştirilebilir ki en çok da onu yapacağız muhtemelen. İşin ekonomi tarafını daha çok tabii Korkut hocalarımızın hocası Korkut Hoca'ya bırakmak lazım ama tabii liberal bir parti ve ekonomisini ona göre kurmuş. Bu süreçte evet kamunun işte küçülmesi, o özelleştirme tartışmaları aslında Türkiye'de 80'le birlikte yoğunlaşmıştı. En büyük ve onun gereğini yapan siyasi parti bu oldu. Aslında bir tipik sağ iktidarla biz karşı karşıyaydık bu 20 yıl boyunca. Ve bu iktidarın da uzunluğu içerisinde baktığımızda evet daha büyük kısmını bunlara yapmış oldu. Başka bir siyasi parti olsaydı nasıl bir süreç yaşardık bilmiyorum ama bir başka sağ iktidarda da benzer. Ben bunu bir sağ iktidar sonucu, onun bakış açısının sonucu olarak görüyorum. Ama ben hocama tabii asıl bırakacağım ekonomiyle ilgili durumu. Ama siyaseten bugün 6 Kasım YÖK'ün kuruluş yıl dönümü. Ben öğrenciliğimde YÖK protestolarına katılmış bir öğrenciyim. AKP'nin de iktidara geldiğinde ilk ele aldığı konu hatırlarsın YÖK'tü. Malum bu rektör atamaları büyük tartışma konusu olurdu. Sezer işte bir oy almış rektörü atıyor diye çok konuşurduk. İlk değiştirmeyi gündeme getirdikleri konu da YÖK'tü. Şimdi ilk ben programa gelmeden o seçim bildirgelerine baktım o yılki 2002'nin seçim bildirgesine. YÖK kalkmıyor ama bir koordinasyon kurulu oluyor ve standartları sadece belirliyor. Üniversite özgürlük ortamı oluyor. Herkes düşüncesini ifade ediyor. Özerklik getiriliyor. Devamında rektör sadece değil. Dekan, enstitü, müdürü hepsi seçimle geliyor. Şimdi AKP'yi sadece YÖK üzerinden bir küçük değerlendirme yapsak hedef bu. Metafor gibi kullanalım YÖK'ü. Evet, seçim bildirgesindeki hedef bu. İlk getirilen kanun bu. O kanun hayata geçmedi. Bugün geldiğimiz noktada bırakın o öğretim üyelerinin rektörü belirlemek için eğilim yoklamasını, o tamamen kalktı. Dekanı seçmeye kadar iddialar ve vaatlerde bulunmuş bir siyasi partinin bugün artık rektörü kendisinin neredeyse atadığı bir tablo. En son Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam yaşananı ediyor. Yaşananı gördük zaten. Yani 20 yıl bir örneği bu. Bunun gibi birçok alanda eğitimden sağlığa benzer şeyler konuşacağız söylemek onları. Mümkün. Zaten o 20 yılı değişik alanlarda değişik açılardan vurgularız. Şimdi Korkut Hocam hazırmış. Hiç bekletmeyelim onu. Onun değerlendirmesini alalım. Ekonomik açıdan AKP'yi bize değerlendirsin. Şöyle, hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar sevgili Semra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Hanım. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben size sözü verirken şunu söylemek isterim. Bu hafta, haftanın panoramasına baktığımızda ilk gördüğümüz şey doğalgaz enerji zammı. %50'ye yakın. Sonra gördüğümüz şey enflasyon. Bağımsız iktisatçıların verisiyle TÜİK'inki tartışıldı hep. İkisi birbirinden farklı ama TÜİK'inki de zaten %19. Şimdi ekran arkadaşlarım da görselleri getireceklerdir zaten siz konuşurken. Hal böyleyken nereden başlarsınız 20. iktidar yılını AKP'nin değerlendirmeye diye sormak istiyorum size öncelikle. Çünkü hayat pahalılığı. Dövizde artış, bir de enerji ki şu açıdan önemli, ekmekten, yiyeceğimiz içeceğimizden, işimize gitmemize kadar her şeyi etkileyecek bir zamla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla sizin düşüncelerinizi bu anlamda merak ediyorum. Buyurun efendim, 20. AKP iktidarının 20. yılını nasıl değerlendirmeye başlayacaksınız çok merak ediyorum. Şimdi sevgili Semra Hanım, şimdi önce... 2002'nin Kasım ayı, yani 2002'nin sonunda iktidarı devralmak fırsatı bulan bir parti için daha iyi bir ortam olamazdı. Bakın size açıklayayım kısaca. Hı hı. 1998 yılının kişi başına milli geliri
2002 yılında daha da düşmüştü. Yani 5 yılın sıfır büyümenin altında bir dönem olduğunu hatırlatalım. Yani AKP'nin iktidara gelmesinin öncesindeki 5 yıl kişi başına milli gelirin düştüğü bir dönemdir. Bu dönemin bir başka özelliği daha var. Türkiye'nin de etkilendiği bir Doğu Asya krizi diye bir kriz konjonktüründen geçti dünya ekonomisi. Sermaye hareketleri daraldı ve ekonomilerin potansiyel büyüme hızları azaldı, aşındı. Kapasite kullanım oranları düştü. 2002'den itibaren bu kriz ortamı son buldu ve sermaye hareketleri canlandı. Hı hı. Birinci tespit bu. İkinci tespit, 2002'de AKP IMF Türkiye'nin ekonomi politikalarını yönetiyordu. Kredi kanallarını açmıştı. Belli bir programı, ona ekonomiyi güçlendirme, güçlü ekonomiye geçiş programı denmişti Kemal Derviş'in yönetiminde. Evet. Bu programın karşılığı olan kredi akımı başlamıştı IMF'den ve uluslararası sermaye hareketleri canlanıyordu. AKP iktidara gelirken IMF programını arka planda tenkit etti. Toplumsal huzursuzluğun birikiminden yararlandı. İktidara gelişini bu ortam sağladı. Fakat programı olduğu gibi kabul etti. Bu programın özelliği şu: enflasyonla mücadele, enflasyon hedeflemesi programı deniyor buna. Hı hı. Yani iktisat yazınındaki klasik ismi bu. Program şuna dayanıyor: sıkı para politikası kullanacaksınız. Yani yüksek faiz uygulayacaksınız ki uluslararası sermaye sizin piyasaları çekici görsün. Buna mukabil döviz kurunu serbest bırakacaksınız, piyasaya dalgalanmaya bırakacaksınız. Siyasi iktidar veya Merkez Bankası dövizin seviyesiyle ilgili herhangi bir hedef oluşturmayacak. Bol sermaye hareketleri girdiği andan itibaren bu model Türkiye'yi 2025 yıl boyunca %7'lik bir büyüme temposuna kavuşturdu. Artık bu programın bütün kurallarına teslim oldu. Buna daha sonra iktisatçılar kısmen eleştirel perspektifle de bakarak yüksek faiz ucuzlayan döviz dönemi der. Bu şu anlama geliyor: 10 yıl içinde Türk parasının reel değeri %40 değer kazandı. Hı hı. Ne demek bu? Dolar ucuzladı demek. Evet. Ucuzlayan dolar, Semra Hanım, şu anlama geliyor: İthalat üretimden daha çekici hale geliyor. Türkiye'nin gümrük duvarları zaten Avrupa gümrüğüne girdiği için ortak gümrük tarifesine aşağı çekilmiş. İthalat çekici, sanayinin girdi talebi artık üretimden değil ithalattan sağlanıyor. Ve bunun sonunda Türkiye sanayi bugüne kadar artık sıyrılamayacağı ağır bir ithalat bağımlılığına, dış bağımlılığına savruldu. Bu şu anlama geliyor Semra Hanım: uluslararası sermaye hareketleri daraldığı andan itibaren büyümeyi sağlayan ana ivme de yok oluyor. Evet. Eğer iç pazarı diyelim ki kredi basarak açık bütçe yoluyla pompalama yöntemlerini tutturursanız iç talep birdenbire döviz talebini, İthalat talebini tırmandırıyor ve bu yüzden ekonomi dış açıkları ve dış finansman sorunlarıyla karşılaşıyor. Yani Türkiye 2000 aşağı yukarı 13'e kadar bu politikanın iyi işlediği bir dönemde, ki bu araya 2 yıllık Batı ekonomilerinin krizi giriyor, 2008-2009 krizi. Evet. Batı bu krizi aşmak için olağanüstü
merkez bankaları uluslararası piyasalara özellikle FED olağanüstü para pompalıyor ve Türkiye'ye 5 yılda aşağı yukarı 250 milyar dolar yeni sermaye giriyor. İşte bu ivme tükendiği andan itibaren 2013-2014 yılından itibaren birdenbire Türkiye'de saray iktidarının, Cumhurbaşkanı'nın bu enflasyon hedeflemesi denen politikanın ana kurallarıyla ihtilafa düştüğünü gözledik. Yani birdenbire niçin devamlı faiz artırıyorsun, niçin enflasyonun bastıracağım iddiasıyla faizleri yükseltmek yanlıştır. Tam aksine enflasyon faizlerin temel kaynağı, enflasyonun temel kaynağı yüksek faizlerdir teorisini. Yani bugün artık hiçbir iktisat çevresi tarafından, özellikle Türkiye'nin içinde yaşadığı koşullarda ciddiye alınmayan bu teoriye angaje oldu. 2015'e kadar rahat, hiçbir itirazı olmadan uyguladılar. Hem Merkez Bankası'yla siyasi iktidar tam bir uyum halindeydi. 2015'ten sonra bu ivme son bulduğu için başladı yapay yöntemlerle iç piyasaları pompalamaya. Bundan i̇şte bu sonrası dönemin... da tabii daha da ürkütücü hale geliyor galiba. Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz demek isterim hocam. İşte Semra Hanım, ne oldu bunun sonunda? Bunun sonunda son 4 yıl Türkiye büyüme temposu düştü. Aniden özellikle 2020 yılındaki salgının gerektirdiği politika önlemleri ters alındı. Kamu maliyesi para transferlerini mali politika yoluyla emekçilere, istihdamdan düşen insanlara, sağlık sistemine, reel ekonomiye aktarma yöntemini terk etti. Daha doğrusu tamamen bıraktı. Bütün batı ekonomileri ve Türkiye'ye benzeyen tüm gelişmekte olan ekonomiler bütçe açıklarını reel ekonomiye ve bunalımdan, krizden, hem krizden hem salgından etkilenen emekçi katmanlara aktarırken Türkiye adeta kemer sıkma politikalarını izledi, şey hariç, finansal genişleme hariç. Hı hı. Olağanüstü Türkiye'nin benzer ülkeler yanında rekor düzeyde kredi pompalaması yaptı. Buna mukabil emekçilere karşı bütçeyi kıstı, esirgedi. Sonuç toplumsal krizdir. Semra Hanım, bu rakamları da aktarmama izin lütfen verin. Bakınız, 2019-20 arasında Türkiye'nin aşağı yukarı işsizlik oranı rekor düzeylere çıkmıştır. Geniş anlamlı işsizliği eğer dikkate alırsak, dar tanımlı işsizlik oranı %13.2'dir. Geniş tanımlı işsizlik oranı %27'yi aşmıştır. Genç işsizlik oranı %35'in eşiğindedir. Çok önemli. 15-24 yaşındaki işsizler %42.4'tür. Dikkat ediniz. Genç kuşaklar, bunlar henüz okumaktan kopmuşlar. İş arıyorlar fakat işleri yok. Evet. Diplomalı işsizler şey gibi tırmanmaktadır. Dört nola tırmanmaktadır. Türkiye yoksulluk araştırmaları yaptı. Dünya Bankası yaptı üstelik. Dünya Bankası birdenbire bir yıl içinde yoksulluk oranının %2 puan arttığını tespit etti. %10'dan %12'lerin üstüne çıkmıştır. Ve bu 2012'den beri en yüksek yoksulluk oranıdır. Türkiye bir toplumsal bunalımın içine girmiştir. Şimdi hocam, bu bunalımdan çıkmanın yöntemini de
iktidar bulamıyor maalesef. Maalesef. Bir de üstüne üstlük şunu eklemek isterim ben. 2022 için bir ciddi karamsar tablo tabii karşımızda. 2022'de bir seçim olma ihtimali var. Hangi kaynakla olacak? Hani EYT'den işte asgari ücrete kadar yeni bir takım projeleri var AKP'nin. Gitme ihtimali ne karşı herhalde nasıl olsa benden sonrası tufan diye de düşünüp dağıtmayı düşünüyor olabilir. O ayrı bir hikaye ama gelecekle ilgili bir uyarınız var mı? Önümüzdeki günlerle ilgili en azından sizin bir öneriniz var mı? Hocaların hocası efendim, olarak ümit ediyorum inşallah vardır. Yani bakın burada artık çıkar yol ciddiyetle uygulanan ekonomi politikasının baştan itibaren yani enflasyon hedeflemesi politikası da dahil olmak üzere baştan aşağı yeniden düzenlemektir. Bunu düzenleyecek bilgelik İktisatçı kadrolarında var. Önemli olan siyasi iktidarların bu cesareti göstermeleri lazım. Ciddi bir planlamaya yönelmesi lazım Türkiye'nin. Sanayinin ithal bağımlılığından kurtulması için sanayi politikalarının planlama platformuna geçmesi lazım. Emekçilerin gözetilmesi, gelir dağılımı özellikle bu 2019-2020 arasında bir yıl içinde tahmin edilemeyecek kadar büyük bir bozulmadan geçmiştir. Evet. Bunun düzeltilmesi lazım. Toplumsal bunalımın aşılması büyümenin tamamlayıcısı olacaktır. Toplumsal bunalımı aşmak büyümenin de ivmesi sağlayacaktır. Türkiye toplumu istihdama, üretken istihdama hasret olan milyonlarca insanın harekete geçmesini bekliyor. Bu insanlar istihdam arıyorlar. Evet. Üretken istihdam evet. arıyorlar. Onun için her şeyi yeniden düzenlemek lazım. Ekonominin dış bağımlılığını, Türkiye'yi ekonominin dış bağımlılığına sürükleyen AKP politikalarını baştan itibaren yeniden düzenlemek lazım. Bunun ana kurallarını tartışıyoruz. Tartışmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidara aday olan bütün partilerin biraz radikal düşünmeleri lazım. Seçeneksizlik teslimiyetine Türkiye toplumunun sabrı yoktur. Türkiye toplumu layık olduğu cumhuriyet birikimlerini yeniden canlandıracak, dinamik bir büyüme platformuna geçecek ön koşullara sahiptir. Mühim olan ön koşulları yeniden canlandırmaktır Semra Hanım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kılavuzluğunuz da çok önemli. Söyledikleriniz de özellikle radikal düşünmeli. Formül üretir Türkiye. Sözleriniz bence çok kıymetli. Çok teşekkür ederim katkınız için yayına. İyi yayınlar Semra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi gerçekten kılavuzluğu da çok önemli hocaların hocası. Nergis Demirkaya oradan devam edelim. Şöyle yapalım. Bu haftanın birkaç haberini ben şöyle bir hatırlatayım. Ondan sonra bir de çok ilginç bir noktaya bağlayacağım. Geleneksel olarak öyle yerlerden yakalandık ki umudu yitirme noktasında birazcık da yüzümüzü güldürerek devam etmek istiyorum. Ama öncelikle şunu söyleyelim, bir kere biraz önce ifade ettik. Enflasyon %50, bunu gördünüz. Peki neye zam geldi? Enerjiye. Önce zam haberini vereyim size. BOTAŞ eski yöneticisi geçen hafta yayınımıza katılmıştı. Ali Arif Aktürk doğalgaza yüksek zam gelecek demişti. Hakikaten öyle oldu. Pazartesi günü zamla karşılaştık. Ve %48'lik bir zam karşımıza geldi. Öyle bir noktadayız ki zam yapıldığı zaman hemen hesap soruluyor ya marketlere sorulduğu gibi. Şimdi de enerji şirketlerine ceza verecek misiniz diye sormak istiyorum devam ederken. Şöyle ki DEDAŞ'tan bir haber gelmişti örneğin. Hemen ona geçelim. DEDAŞ borcunu ödemeyene elektrik vermeyeceğiz dedi bu hafta. Ki ne demek DEDAŞ'ın böyle bir şey söylemesi? DEDAŞ nedir? Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. Yani Doğu Güneydoğu bölgesine hakim, borcunu ödemeyen çiftçinin üretememesi anlamına gelecek bir nokta. Daha önce de çiftçiler eylem yapmışlardı, elektriğini kesmişti. Elektriği kesildiği için borçlarını ödeyemediklerinden dolayı eylem yapmışlardı. Böyle bir haberle karşımıza çıkmıştı. Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz diyor o da. Yani öyle bir sarmal halinde ki Türkiye'nin bu
enerji her şeyi kitleyecek. Enerji her şeyi kitleyecek. O yüzden önemli. Ve bir de istatistik var, ona da bakalım. Türkiye son 2 yılda üst üste fiyat artışlarıyla Avrupa'nın şampiyonu oldu enerjide. Hemen bu hafta çok konuştuğumuz o istatistiği de görelim. 2019 ve 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları 47.4 arttı. Ve sonuç olarak Türkiye Avrupa'nın en fazla zam alan ülkesi oldu, şampiyonu oldu. Türkiye'nin listedeki açık ara birinciliğini görüyorsunuz Avrupa'da. Polonya onu takip ediyor, %21, Türkiye %47.4. Bu istatistikler önemli. Hayatımızın her yönüne yansıyacak olan zamlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bir video verelim. Bu mesela Diyarbakır'dan, Adana görüntüleri üstünden, tüm Türkiye'yi etkiliyor çünkü, onu demek istiyorum. Diyarbakır'dan bir ciğer haberi geldi bu hafta. 120 lira ciğerin kilosu. 120 lira. Doğu, Güneydoğu, hatta Güney Ege'nin kahvaltıda bile yenir ciğer. Böyle bir geleneksel yönü var. Bakalım görüntülere. Taze olmazsa satmam. Adana'ya gel ciğerimi ye. Benim dükkanıma taze kuzu ciğeri girer. Başka ciğer girmez. Taze kuzu ciğeri. Adana'ya gel ciğerimi ye. Taze kuzu ciğeri. Bir kültürün parçası çünkü, Adana'da da etkilendiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır'da değil sadece ciğerin fiyatının artışı, Türkiye'nin dört bir yanı etkilenecek. Edirne'de etkilenecek. 3 kez zam geldi ciğere ve 120 lira oldu kilosu. Diyarbakır'dan bu hafta gelen haberi konuştuk ama Türkiye'nin geneline yayılan bir zam haberlerinin, furyasının bir sonucunu konuştuk bu hafta. Evet, düşünsenize, siz sever misiniz bilmiyorum ama kahvaltıda yeniyor bazı bölgelerde ve artık bulunamıyor bile. 120 lira ne demek ya, altınla yarışıyor. Yılmaz Güney'in Umut filmini bilir misiniz? Umut filminde şöyle bir sahne vardır, bir diyalog vardır, hiç unutmam. Aynen buradan okuyacağım. Paran olunca her gün kebap yen. Yani zenginliği anlatır, fakirliği anlatır. Fakirle zengin arasındaki fark, kiminin ara sıra kiminin her gün kebap yiyebilmesidir. Paran olunca her gün yen ama muhakkak yen yani sonuçta o kebabı. Artık yiyemiyorsunuz, yiyemiyoruz, sorun bu. Öyle bir kilitlenmeye geldik. Ciğer haberini görünce ilk aklıma gelen bu sahne oldu, inanın. Umut filmi oldu. Şimdi öyle bir sıkışıklığın içerisinde radikal önlem almak gerekir dedi hocamız Korkut Boratav. Bu hafta o radikal önlemi kim alacak diye de sormak istiyorum ben. Seçim havası esiyor bir yandan da. Nergis Demirkaya 20 yılı konuşurken biz AKP'nin 20 yılını sanki böyle bir gidiyor havası da hissediliyor mu Ankara'da, ne dersin? Konuşuluyor. İktidara yürüyoruz diyen de, koşuyoruz diyen de var. Şimdi bütün ekonomistler, hocaların hocası Boratav zaten bunu ifade ediyor ama günceli, sıcak bütün gelişmeleri izleyen ekonomistler de şunu söylüyor. Yapısal reformlara ihtiyaç var, ciddi değişimlere, farklı adımlar atılmaya, işte radikal adımlara ihtiyaç var. Şimdi ben arada hocam konuşurken baktım. Aslında bu tarihlerde biz tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı'ndan bu sözü duymuştuk. Ekonomide, hukukta reform, yeni bir reform dönemini başlatıyoruz demişti. Birlikte şöyle bir yıla bakalım. Kasım ayındayız. Hı hı. Tam bir yıl geçmiş durumda. Arada bir bakan değişimi gördük. İki Merkez Bankası, yanlış hatırlamıyorsam, iki Merkez Bankası Başkanı değişimi gördük. Politikalarda bir değişim yok. Ekonomide reform adına mecliste en azından böyle dikkat çekici, çok yapısal olarak değerlendirebileceğimiz bir şey görmüş değiliz. Bir reform yapılamıyor. Bu ortamda en fazla yapabileceği, zor durumda artık giderek daha da yoksullaşmış halk kitlelerine, vatandaşlara, dar gelirlilere, dezavantajlı gruplara katkı yapabilir miyiz? Yapmak durumunda artık. İşte bunun için kendileri ifade ediyor. Asgari ücrete enflasyon üzerinde zam yapmak zorundayız. O kadar zor durumda çünkü vatandaş. EYT sokağa her çıktıklarında önlerine gelen bir sorun ve bu konuda artık bir adım atmaları gerekiyor ki bugüne kadar 20 yılda asla demişlerdi.
ve bugün onu konuşmaya başladık. Hı hı hı. Çok açık, bu vatan hainliğidir, ülkeye en büyük zarardır, bunu istemek bile denilirken bugün çalışma başlattılar. 3600 ek gösterge sözünü Cumhurbaşkanı kendisi verdi. Şimdi bütün bunlar üst üste gelince, ekonomide, hukukta o söylenen reformlar hayata geçmeyince, geçemeyince bu konuda bir irade yok. Gerçek anlamda bizim gördüğümüz bu Ankara'da bu irade konulamayınca biz vatandaşı rahatlatacak seçime kadar ister istemez herkes böyle yorumluyor. Bütün muhalefet de böyle yorumluyor. Çünkü asıl çözüm öbür tarafta, o konuda adım atmıyorsan sadece bunun için adım atacaksan. Şimdi asgari ücret %25 zam yapınca sorunu mu çözeceğiz? Hayır, hiçbir sorun çözülmeyecek. Şimdi enerjiye ve diğer şeylere bu kadar alacak. Zam gelince zaten alacak. Revize etmiş gibi oluyor aslında. Erken seçim zaten beklentisi var, talebi var. Ve o nedenle bu beklenti arttı. Hatta sonbahar 2022 hep Kasım diye konuşurken biz bu hafta, geçtiğimiz hafta bahara bunlar seçim düşünüyor galiba diye muhalefet kanadından, temsilcilerden bunları düşündük. Benim de gördüğüm şu, seçime hazır bir hale gelmeye çalışıyorlar. Biraz vatandaşı rahatlatmaya dönük adımlar atılıyor. Bu seçimi erken yapmaya dönük bir plan değil ama fırsatı görünce biraz tabloda iyileşirse, çünkü onların genel değerlendirmesi bu. Şu, bir erime var, bir düşüş var evet oylarımızda ama bunlar bir yere gitmediler. Kenarda bekliyorlar, bize kızgınlar. Geri biraz alabiliriz diyorlar değil mi? Evet, gri bölgedeler. Biz bunları ikna edip yine oylarını alabiliriz gibi bir tablo var. Kısmi olarak doğru bu üstelik de mutlaka. Diğer tarafta çünkü muhalefetin oylarında böyle çok büyük patlamalar, yükselişler de görmüyoruz. O nedenle buraya yoğunlaşıp fırsatı görünce, durumda iyileşirse belki hızlıca bir seçime gidebilir miyiz diye buna bir hazırlık var. Böyle düşünüldüğüne dair genel bir kanı oluşmaya başladı Ankara'da. Ama ben kişisel olarak sürenin mümkün olduğu kadar sonuna kadar kullanılmaya çalışılacağını düşünüyorum. Ama Ankara'da her an her şey olabilir. İttifak... Yani biraz tabii bu seçim rüşvetleri diyebileceğimiz konuların böyle bir acil bir şekilde gündeme getirilişi. Vedat Demiröz mesela, AKP'li isim, bir hafta arayla böyle bir değişik, önce yok canım sıkıntı yok, Erdoğan da öyleydi, hani vatandaşım memnun yani demişti, sonra sıkıntı var, farkındayız, tedbir alıyoruz dedi. Şundan herhalde, yavaş yavaş sahaya inin talimatları geliyor ama kimse sahaya inemiyor çünkü inince başka şeylerle karşılaşıyorlar. Bu hafta Bahçeli de sahaya inin dedi vekillerine. Ama herhalde vekiller de sahaya indikçe bir şey söylememiz lazım. Söyleyecek bir şeyimiz tabii, yok tabii diyorlar muhtemelen. Tam tablo bu. Değil mi? Biraz indiler aslında. Biraz daha steril toplantılardı. Kendi mahallelerinde gezdiler ama yazın büyük ölçüde sahaya çıktılar. Seçim bölgelerinde çalışmalar yaptılar. İşte onun sonucu, vatandaşla gördükleri ve karşılaştıkları, vatandaşla karşılaştıklarında önlerine gelen bu. Geçtiğimiz hafta kuliste Kırıkkale'den gelmişti bir vatandaş. Hı hı. Bir AKP milletvekilini ziyaret etti. Ben de oradaydım. Nasıl gidiyor işler dedi. Yanıtı şuydu, milletvekili soruyor. Ben esnafım, hiç söylemeyeyim isterseniz. Şimdi herkes durumu biliyor. Vatandaşta böyle bir tablo sıkıntılı var. Sıkıntılı bir tablo var AKP evet açısından. Şimdi şöyle bir şey de sorayım. Bir yandan da AKP'nin sanki aurasını yitirdiğine dair çok fazla emare görmeye başladık. Mesela bu hafta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nın bir parçası, Desteci dedi ki ittifak üyesiyiz diye yanlışları bize yüklemeyin. Bir şey daha ekleyeyim buna, Destici'nin konuşmalarının dışında, ki Destici şu açıdan da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Destici'yi New York'ta bile kabul etti. Hani bu kadar da önemli bir karakter olarak görünüyor ittifakta. Hani oy oranına bakıp da değerlendirmeyelim diye hatırlatmak istedim onu da. Bir diğer konu da mesela Cem Küçük. Cem Küçük de iktidar yandaşı kalemlerden birisi diye bilinir. Yargıda bir değişimle ilgili bir şeyler söyledi. Herkesin dikkatini çekti. Hakkında bir dava açılıyormuş. Hakkında dava açılınca ekranda şu anda cümlesi tam olarak, şimdi Ankara'da birileri ne de olsa Erdoğan gidici bari tavır alayım derdinde dedi. Yani bu sanki böyle bir genel havayı yansıtan bu cümleler herkes tarafından hemen her hafta karşımıza gelmeye, AKP'liler tarafından karşımıza gelmeye devam ediyor. Şimdi bu durumda şöyle, acaba bir iktidar aurasını mı yitiriyor? İktidar yandaşları da acaba gemiyi mi terk ediyor? Nasıl bir hava var? Mecliste özellikle kulislerde neler konuşuluyor bu anlamda? Ben bir değişim ihtiyacı olduğunu hep duydum, duyuyorum ama o şansı yitirdi gibi görünüyor. Şimdi bir kongre yaptı malum, büyük kongresini yaptı, kabinesini yeniledi, işte ne çok isim konuştuk o süreçte de.
bu şansları yitirdi. Yani değişmedi ya da değişemedi bakınca o süreçlerde. Şimdi beklenti var yargıda da, meclisten büyük beklentiler var, ekonomiden biraz önce yapısal sorunlar var, çözüm için adım atılması gerekir diyoruz. Bunların hiçbiri yapılamıyor. Yapılamadıkça da tabii geri çekilmeler, mutsuzluk artıyor. Partinin kadrolarında bu anlamda geri çekilmeler elbette oluyor, olacaktı ama bu daha çok seçime doğru kendini gösterir. Şimdi bir taraftan da bu büyük 20 yaşına girmiş siyasi partiden iki siyasi parti koptu. Yani biz bir yıl önce başka bir tabloyu konuşuyorduk. Bugün o partiden, o büyük partiden işte itirazlar, mırıldanmalar değil, itirazlarını parti kurarak göstermiş iki tane isimle karşı karşıyayız ki çok etkin görevlerde bulunmuş isimler bunlar. Buralar, bu sahada bu insanlar çok uzun, her gün bir yerde bir program yapıyorlar ve burada da bir ufak ufak yükselişleri görüyoruz, anketlere girmiş durumdalar. Ama bunlar daha çok seçim havasına girildiğinde, bu malum milletvekili listeleri, o tabloda biraz iş Ankara'da başkalaşır. Şu an böyle kamuoyuna dönük açık bir şey olabileceğini çok düşünmüyorum ama zamanla kopmaların, eğer tablo böyle devam ederse, bir politika değişikliğine gerçekten gidemezlerse, ittifakı büyütme adına adım atamazlarsa, ki şu an Büyük Birlik Partisi dedik ama bir tane oyun bile önemli olduğu bir durum var. Saadet Partisi'ni alıp biraz daha genişleme, en azından onun çarpan etkisiyle belki bir ileri adım atma çabası. Şimdi böyle de bir ihtiyaç var. Şimdi bunlar olmadığı sürece gerçekten zor bir durumdalar. Bu nasıl toplanacak? Bu ekonomik işte adımlar, katkılar sonuç verir mi tek başına? Bunu bilemiyoruz. Ama 20 yılda yapısal... geldiğimiz nokta, başa dön enflasyonun çift haneli falan oluşu ne kadar toparlar değil mi? Sıkıntı büyük çünkü. İkna eder mi o kararsızları, özellikle AKP'den kopanları? Bütün hesap bunun üzerine galiba. Bir de sistem galiba. Bence onu da konuşmamız gerekiyor. Biz AKP'yi çok döneme ayırabiliriz. Çok da konuşuldu. AKP kendisi ayırıyor. Gezi eylemleriyle bir döneme getiriyor. Ondan sonra operasyonlar 17-25 15 Temmuz. Onun kendi yazdığı bir tarih var. Biz de bakıyoruz, 15 Temmuz gezi eylemleri de bir kırılmadır gerçekten. 15 Temmuz'da bambaşka bir noktaya geldi. Ben ayırdığımda bir başkanlık sistemiyle ayırıyorum. Şimdi ekonomide ve birçok alanda işte krizlerde etkin, hızlı müdahale, çabuk çözüm dedik, uçacağız dedik. Şimdi başkanlık sistemiyle vaat edilen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini gördüğümüz bir tablodayız. 3,5 yıl geçti. Verin yetkiyi. Bir çocuğun yürüyüp artık kendi ihtiyaçlarını gidermesi gereken bir yaş, kurumların oturması gereken, eksik gedik varsa da bunların tamamlanmış olması gereken bir süre 3,5 yıl. 3,5 yıl sürede biz neyi konuşuyoruz AKP'de? Revizyon yapmalıyız konuşuyoruz. Partide bu konuşuluyor. Yukarıda Cumhurbaşkanlığı bunun için adım atabilir mi, atacak mı, bunu göreceğiz. Bir anayasa çalışması yapıyorlar ama biz bu sisteme oturmadığı için revizyonu konuşuyoruz. Muhalefete ve vatandaşa bununla gitsek acaba, ayrıca ekonomi bir yana bununla da sonuç alabilir miyiz konuşuyoruz. Biraz da hikayesi de bitti AKP'nin galiba. Onun da etkisi var. Şöyle şunu demek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi partiyi de, partili devlet diye konuşuyoruz ama partiyi de etkisizleştirdi. Meclisi de etkisizleştirdi. Tek adam üzerine kurulu bir yapı var. Orada tıkanıklıklar var. Ve onlar bile tartışıyorlar değil mi? Özellikle bu milletvekillerinin bakan olmayışı, meclise sorumsuzluk havası estirilmesi, bir kopukluk var yani. Milletvekili sokağa indiğinde kendisine eskiden ne olur? İşte yakınımdır, hamili kartı değil mi? Kartlar ya dolaşır. Şöyle şikayetler torpiller duyuyoruz. Şimdi Erdoğan program yapıyor, her hafta bir ile gidiyor ve o ilin milletvekili ya bize de haber verseniz keşke diye. Eyvahlar olsun. Böyle yani böyle serzenişte bulunuyor. Şimdi tablo bu kopuşa dair bir tane hikaye bu. Belki kişisel de bir durum olabilir ama bence durum bu. Yok, çok iyi izah ediyor aslında bu örnekte. Bir şey daha soracağım. Bu noktada bu Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki önemli sonuçta ismi. Ara ara bir araya geliyorlar. Böyle bir heyecan oluyor Ankara'da da. İşte bilmediğimiz bir şey mi oluyor acaba diye. Ama temel konu siyasi partiler seçim yasası. Herhangi bir uzlaşı bu hafta yine gündeme geldi. Yani öyle bir şey ki böyle geliyor.
Oldu olacak, oldu olacak. Bir heyecan yaşanıyor ama olmuyor bir türlü. Bir uzlaşı yok galiba orada. Ben birçok defa ifade ettim. Tekrar ben gelmeyebileceğini hala düşünüyorum. Uzlaşı yok. Yeni bir gelişme de yok. Anlaşılan sadece evet %7 seçim barajı ama %7 seçim barajının mevcut siyaseti etki edecek bir durumu da yok. HDP için işte %10 konulduysa zaten HDP bütün anketlerde onun üzerinde gösteriyor. 5'e düşürseniz bir anlam ifade eder. Yapmaya da bilirsiniz o açıdan. Bir de yeni sistem zaten ittifak ortadan kaldırmış. Yeni ittifak sistemi barajı ortadan kaldırmış. Böyle bir tablo. Dar daraltılmış bölgede bir uzlaşmaya varamadıkları için de bir çok büyük değişiklik yapabilecekleri bir alan kalmadı. Seçime dair hesapları tam bilmiyoruz ama sınır sayıda bir değişim. Bir de şu var, bunu söylüyor, kendileri de söylüyorlar. Seçimden hemen sonra yapabilseydik daha kolay olurdu. Bugün atacağımız her adım seçme müdahale algısı. Yani dünyanın en olumlu şeyini de yapsanız seçme müdahale algısına yol açabilir. Bu algıyı da işte en başta bir sağlık üzerinde yaşanan krizin yönetilemediğini söyledik. Bu algıyı da yönetemediklerinde bu da daha büyük problemleri beraberinde getirebilir ki son dönem yaşanan birçok krizin yönetilemediğini görüyoruz. O nedenle bu konuda kaygılar var. Ama en son söylenen şu, bütçe var mecliste, sonra bir ara verir meclis malum. Bir iki hafta yoğun bir mesai geçirecekler çünkü. Şubat sonu Mart başı bunu meclise sunabiliriz. Eldeki mevcut haliyle baraj 7, işte birkaç değişiklik daha yıl bitmeden bunu getiririz. Hatta böyle olursa da seçimlerin zamanında yapılacağı algısı da iyice yerleşir diye de mesajını bir fikir da vermiş var oluruz onlar diyorlar açısından. Evet, ama şu ana kadar bir uzlaşının da görünmediğini kaniyiz, evet, yani değil mi? MHP'nin istediğini AKP, AKP'nin istediğini evet. MHP istemiyor olmuyor. Şimdi sona doğru gidiyoruz. O zaman ekrana bir bu haftanın anket çalışmalarından verileri, sonuç neye bakalım, verilere bakalım. Bir Kemal Özkiraz'ın görselini alalım ekrana. Sonra da bir Metropol'ün önemli bir verisi var. Ona bir bakalım. Kemal Özkiraz'da bu hafta gördüğümüz çalışma Avrasya anketin çalışması. Erdoğan'ın şahsıyla ilgili bir konu. Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğine inananların oranı sadece %21. Evet, bu önemli bir oran. %62'si Erdoğan'ın, ülkenin %62'si bu ankete göre Erdoğan'ın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyor. Benzer şekilde Metropol'de bir çalışma var. Metropol şahıs olarak değil ama AKP yönetimi olarak, yani Cumhur İttifakı olarak değerlendirebilirsiniz. Halkın ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü ortaya koyan çarpıcı bir veri daha sunuyor bize. Ki %80'i bu ülkede Metropol'ün anketine göre, ki içinde %61 oranında AKP görünüyor. Görüyorsunuz, AKP'liler bile artık ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyorlarmış. Bu da önemli bir veri olarak karşımızda. Efendim, sonuç dedim, bir sonuç daha gösterelim. Biraz önce bakanlardan bahsettik. Nergis, şöyle diyelim, bugünün en dikkat çeken haberlerinden birisiydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir televizyon programına katılmış ve seçim kaybettiğimiz için ağladım cümlelerini dile getirmiş. Canan Kaftancıoğlu'nun bir yanıtı var, böyle herhalde şey, işin esprisi olsun, onu da gösterelim. Evet. Kıyamam gibi bir ifade, beni de üzdün şimdi, küsme darılma ama bugünden söyleyeyim, çok yakında bir kez daha üzüleceksin demiş Canan Kaftancıoğlu. Evet, böyle bir iş şenlikli yürüsün değil mi? Hani ötekileştirme dilinin ötesine geçsin diye ben de böyle esprisini ekrana getirerek yansıtmak istiyorum. Gergin, yani şöyle baktığın zaman bir seçim havası esiyor dedik ya, hani gergin bir ortam bekliyor musun? Yine böyle bir kırıp döken, ötekileştiren, keskin, böyle bir, çok az bir süremiz var ama hızlıca bir değerlendirmeni almak isterim. Ben beklemiyorum. Şöyle bekliyorum, gergin bir ortam bekliyorum. Seçim süreçlerinde polemiklerin artması doğaldır da. Seçime gidiyorsunuz, sonuçta rakibiniz var ve onun önüne geçmeniz lazım ve hep yüksek sözler söylendi, böyle geçmişten bu yana, bu iktidar da değil, her zaman serttir seçim süreçleri ama bunun bir düzeyi olmalı. Biz İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde çok daha ağır noktalara gittiğini gördük. Bunu yakalayabilirler mi bilmiyorum ama Erdoğan'ın şimdi il gezilerine çıkıyor. Her hafta birkaç ile, bir ile gidiyor en azından. İşte dünkü il gezisinde çöp, çukur deyip muhalefet partisine dönük ifadeleri. Bu sertleşecek ne yazık ki. Ama dilde kalsın demek istiyorum sadece. Evet, en azından olacaksa da dilde kalsın. Çünkü başka kaygılar
iddialar çok dile getiriliyor. Ben ifade bile etmek istemiyorum. Türkiye eninde sonunda sandıkta geleceğini eminim ki kuracaktır. Çok teşekkür ediyorum Nergis Demirkaya katkın için yayına. Haftanın panoramasını beraber çıkarmaya çalıştık. Şimdi sözün başında bir Ecevit'ten söz etmiştik. Karaoğlan Ecevit'i anmadan bu dilimi tamamlamayalım isterim. Ecevit'i şöyle analım. Hem şair yönüyle hem de halkçı yönüyle analım isterim. Bir minik klip yaptık kendi sesinden Tapusuz Mehmet şiiriyle Ecevit'i analım isteriz. Saygıyla, sevgiyle, ruhu şad olsun. Doğmuşmuşun da, insanmışın da, yurttaşmışın da, durmuşun oğlu Mehmetmişin. Geç hemşerim geç, bunlarla kendini adam saydıramazsın. Vergini vermişin de, askere gitmişin de, iyilikten gayrı kime netmişin de, geç hemşerim geç, bunlarla karnını doyduramazsın. Süreni senmişin de, ekeni senmişin de, içeni senmişin de, her bir şeyi sen. Geç hemşerim geç, bunlarla bu toprağı senin olduramazsın. Hani senin tapın, hani senin senedin, hani iki şahidinen din dönün dil yedin. Yetişine Mehmet, elde ne tapı ne senet, sen bu dünyada ne ararsın? Efendim iyi ki tanıdık, iyi ki hayatımıza girdi. Keşke, keşke daha... Daha fazla böyle karakterler olsa bence bir ülkenin başına gelebilecek en iyi şeylerden biri yöneticisinin şair olması, öyle değil mi? Reklama gidelim. Reklamdan sonra karşınızda olacağız. Birkaç dakikalık aradan sonra bizden ayrılmayın. Haftanın panoraması devam ediyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'le bu dilimde ve Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan'la devam edeceğiz. Dış politikaya ağırlıklı konuşacağız ama öncelikle bir marş dinleyelim mi? Konya Spor maçına gidelim. Maça, evet, yanlış duymadınız. Artık her yer marş alanı. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, hemen her yerde marş söyleyebiliyoruz. Kendimizi her yerde ifade edebiliyoruz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak. AKP'nin kalesi sayılan Konya'da bile. Konya Spor maçı bunun için önemliydi. Bu hafta konuşuldu. Konyalı taraftarların Mustafa Kemal'in askeri sloganları attığı, İzmir Marşı söylediği görüntüler bu haftanın en çok paylaşılanları arasındaydı. Yurttaşlar Konya Spor maçında hem marş söyledi hem maç izledi. Şimdi bir başka ile dönelim, Ordu'ya geçelim. Orada da çok garipseyeceğiniz bir haber gündeme geldi. Bir başka ilimizden, Ordu'dan gelen bu haber, kaymakam neden görevden alındı? Öyle bir iddia var ki, suç mudur Atatürk'ü dile getirmek, bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapmak ve Atatürk'ten bahsetmek diye soruldu. Değerli çalışma arkadaşlarım, fiillerin en kutsal olan eğitim ve öğretim icra eden saygıdeğer öğretmenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidini bağladığı sevgili gençler ve öğrenciler, bugün hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün en anlamlı mirası, milletimizin en kıymetli değeri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun
98. yıl dönümünü kutlamanın Miraç Akbulut, Korgon ilçesinde Kaymakam Miraç Akbulut'un bu konuşmasının ardından görevden alındığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Bayramı kutlaması da düzenlemiş ve o kutlamada da dikkat çekmiş bir isimdi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle binlerce vatandaşın katıldığı bir etkinlikti. Dolayısıyla bütün hafta boyunca kaymakam neden görevden alındı sorusu soruldu. Bu soruyu genel kitlesel olarak sormamızın nedeni aslında belki de şu. Son yıllarda hem bayramların daha coşkulu, daha kitlesel, daha görkemli kutlanmasının da yanıtı aslında bu. Atatürk'e yönelik hakaretler, Atatürk'e yönelik baskılamalar ya da kutlamaları sınırlandırma çabaları sevgiyi artırıyor. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla hassasiyetleri ayakta tutuyor ve dolayısıyla da yurttaşlar kenetlenmiş oluyorlar Mustafa Kemal Atatürk'te kurucu önderde. Şimdi buradan başlayarak ne dersiniz Utku Çakır Özer demek istiyorum, size dönmek istiyorum. Çünkü son yıllardaki bayram kutlamaları da bize pandemiyle mola verdik ama bu Cumhuriyet Bayramı'nda da aynı şeyi görmüştük. Aynı şeyi söyletiyor. O baskılama çabası, o engelleme çabası hakikaten kitlesel bir şekilde sahip çıkma refleksine dönüşüyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Öncelikle değerli meslektaşım sevgili Semra Hanım, sizinle burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Benim için hem büyük mutluluk hem büyük onur. Çok teşekkür ederim. KRT ekranlarındayken de KRT'ye özel bir teşekkürü de izninizle ifade etmek istiyorum. O da şu, mecliste bütçe görüşmeleri var ve herkes işte bakanların konuşmasını alıp giderken tüm kanallar, tüm diyorum, sadece KRT bakanlardan sonra kalıp bütün muhalefetin görüşlerini yansıtıyor. Oradan özel bir saatlik yayın yapıyor Elif Hanım, biliyorsunuz, her bütçe gününde. O yüzden KRT'ye burada bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü o bütçe görüşmelerinde inanın neler oluyor neler ve bunları sadece yansıtmasını sağlayan işte KRT, benzer şekilde Anka Ajansı. Gerçekten hani bir meslektaş olarak da halkın haber alma hakkını koruduğu için KRT'ye özel olarak teşekkür etmek isterim. Gösterdiğiniz görüntüler, kendi yorumunuz, %100 katılıyorum. Ben de daha işte birkaç gün önce 29 Ekim'di biliyorsunuz, Eskişehir'deydik. İnanın yıllardır böyle bir işte Atatürk'ü baskılama, işte Cumhuriyet değerlerini baskılama, bizim işte bayramlarımız, ulusal bayramlarımız aman işte kutlanmasın ya da işte o günlerde devlet büyükleri yurt dışında oluyor, işte hasta oluyor vesaire. Kulakları ağrıyor falan. Hatırlarsanız evet. Buna rağmen ama bu halk Atatürk'ü çok seviyor ve gittikçe de aynı söylediğiniz gibi bu sevgi daha da artıyor. Bu Anıtkabir'e gidenlerin, ziyaretçilerin sayısından da belli. Zaten o kadar yoğun gidiş olunca da biliyorsunuz gazetecileri almıyorlar, o görüntüler çekilmesin, onun haberi yapılmasın diye maalesef. Benzer şekilde statlarda yani etki görüntü, tepki ama yani sonuçta. Yani ne kadar yani Atatürk gerçekten bu ülkenin yani sağcısıyla solcusuyla yani şucusu necisi derseniz de bütün 83 milyonun bence ortak bir değeri ve buna ne kadar siz zarar vermeye çalışırsanız yani bir taraftan bastırırsınız öbür taraftan çıkar ya, aynı şekilde yani millet buna tepki gösteriyor. Ve gerçekten Eskişehir'de öyle yani 29 Ekim'i biz neredeyse 7, 8 belki 9 ayrı aynı gün içinde kutlama yapıldı. Fener Alayı dahil, Fener Alayı'ndan sonra konserler öncesinde 2-3 gün önce başlıyor. Ama Türkiye'nin dört bir yanı böyleydi. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin kalbinden Atatürk sevgisini atamıyorlar, atamayacaklar. Evet, gelelim hemen hızlıca gelelim. Dış politikayı konuşacağız. AKP'nin 20. iktidar yılından yola çıkarak bir muhasebe yapalım öncelikle. Yurt dışındaki imajını Türkiye'nin bir değerlendirelim. Yeni geldiniz yurt dışından diye biliyorum. Diplomasi geleneği çünkü değişti. Bunu konuşmak lazım aslında Türkiye'nin. Monşerler diye böyle bir belki biraz da böyle bir nasıl söylemek lazım. Yine orada da bir refüze etme çabası karşımıza çıkmıştı. Şimdi baktığımızda bir diplomasi geleneğinin tamamıyla yok olduğu bir fotoğraf var ve AK
partinin sanki arka bahçesi gibi, işte AKP milletvekilleri, onların yakınlarının elçiler olarak görev yaptıkları bir fotoğraf çıkıyor. Hatta evet, şu fotoğrafa baktığınız zaman bu isimlerin elçi oldukları, AKP'li isimlerin söylenebilecek bir şey bulamıyorum. Egemen Bağış zaten kendini anlatıyor o fotoğrafta, ya da Kavakçı ya da Dişli. Dolayısıyla daha da örnekleri artırabiliriz. Bu diplomasi geleneğini değerlendirerek başlayalım. Bu arada da Metin Gürcan da yayınımıza katılacak. O da hazır olur. Diplomasi tartışmasını, AKP'nin diplomatik diplomatlarla ilgili yaklaşımını vurgularken Erdoğan-Biden görüşmesi üzerinden değerlendirmeye de devam edelim. Evet, önce diplomatik karneyi bir çıkaralım AKP'nin 20 yılında. Yani baktığımızda birkaç gün önce Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Orada da enine boyuna tartışıldı. Aslına bakarsanız yani çok şey konuşulabilir. Yani nelerden bahsediyoruz? İşte Avrupa Birliği'nde artık aday ülke statüsünde değiliz. Bölgemizde kimseyle konuşamıyoruz. Bölgenin önemli ülkelerinde büyükelçimiz dahi yok. Orta Doğu'da bir dönem bizim yanımızda olan, bizi dost bilen ülkeler artık Yunanistan'ın yanına geçmiş durumda. Dibimizde Amerika Birleşik Devletleri üs kurdu Dede Ağaç'a. Dibimizde donanma getirdi Girit'e. Bizim dibimizde dünyanın bütün ülkeleri Ege'de Yunanistan'la birlikte tatbikat yapıyor ve bunların hepsi bizi hedef alıyor. Benzer şekilde Amerika ile çok büyük sıkıntılar var. Rusya ile çok büyük sıkıntılar var. İki taraftan da hiçbir talebimiz kabul edilmiyor. Terörle mücadele konusunda en ufak bir destek almıyoruz her ikisinden de. Suriye'de sıkışmış durumdayız. Kendi kendimize öyle bir bataklığa soktuk kendimizi. Yani neresine baksanız sıkıntılı yani bir... Yoğun bir diplomasi gerektiren bir tablo. Konu tabii, dizini var karşımızda. Dünya işi bu. Ama işin bir de şu boyutu var. Asıl bence şey, 20 yılın sonunda Dışişleri Bakanlığı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte en gözde kurumları vardır. Biz beraber gazetecilik yaptık. İşte Hazinesi, Merkez Bankası, Dışişleri Bakanlığı, şusuz. Hepsi yerle bir olmuş. Dışişleri Bakanlığı'nda artık eski ağırlığı yok. Erozyona uğramış kadrolarıyla, işte kadrolarıyla derken tepeden tırnağa kadar, ne demek istiyorum? Artık işte mesela meslek memurları, eskiden usta çırak ilişkisi vardı, artık yanlarında çalışacak usta bulamıyorlar. Az önce gösterdiğiniz 3 kare vardı, yani 3 fotoğraf vardı. Onun yanında daha bir sürü fotoğraf gösterebiliriz. Bir mesele bir dışarıdan atamalar. Yani AKP'li milletvekillerinin emeklilik projesine döndü. Yani milletvekilini bitirdikten sonra bir de ben bir büyükelçilik yapayım diye. Yani onlarca AKP'li milletvekili ya da işte saray bürokratı büyükelçilik koltuklarına atandı. İşin bir boyutu. Restoranda onun güvenlik görseli de var arkadaşlar. Bir yandan da o görselleri, diplomatları bir görelim, onun üstünde tabii konuşalım. Mesela restoranda güven mektubu sunan büyükelçi var Amerika'da, Washington lokantada büyükelçisi. Yani böyle bir şey görülmüş şey değil. Bakın bize gelen nasıl şey, bakın bu kare mesela büyükelçi kendisini selamlatıyor çalışanlarına. Sabah kalktı, arabasına binerken, diğer karelerin devamı da var orada. Kendisini selamlatıyor mesela burada. Arabasına güven mektubu sunmaya gidiyor bulunduğu ülkede. Bu büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi. Yani bu evet, görülmüş şey değil. Bunun örnekleri yok. Ayrıca bunu sosyal medyaya koyuyor. Bakın bu gizli çekilmiyor. Çekiyor. Videosunu çektiriyor, bu video aslında. Önemli bir şey yaptığını sosyal medya koyuyor, bunu paylaşıyor. Kurtlar burada mesela bu büyükelçi akrabasının avukatlık şeyinin tanıtımını yapıyor orada. Büyükelçilik sitesinden yapıyor. Yeğeninin avukatlık firmasının tanıtımını yapıyor burada. Bu büyükelçi Kurtlar Vadisi film müziğiyle, bu videodan kesilmiş. Kurtlar evet. Vadisi film müziğiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine giriş yapıyor ve bunu çekip sosyal medyaya koyuyor yine. Yergen ruh gibi eleştirildi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani bunların örneğini ben de hani dış politika izledim, diplomasi işte izledim vesaire. Bunun örneği yoktur. Yani tabii ki görmedik böyle şeyler. Büyükelçilerin kendi hissiyatları olabilir ama çıkıp bunu koymak, paylaşmak vesaire. Bu ne biliyor musunuz? İşte bu iktidar böyleyse büyükelçi de böyle oluyor. Şimdi işin iki boyutu var. Bir AKP'li vekiller boyutu. Bir de mesela bu büyükelçilerin bir bölümü de mesela o kendini selamlatan, işte büyükelçiliğe işte film müziğiyle giren, bunlar bir de Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer yetişmiş diplomatlar. Şimdi bakıyorsunuz, şimdi bir taraftan şunu mu demek istiyor? Ben bakana sordum, yani ya bizim işte maalesef yetiştirebildiğimiz büyükelçiler böyle, o yüzden biz AKP'lilerden büyükelçi koyuyoruz demek istiyorsanız bunu kimse yemez. Bunu kimse yani bu bakanlığın, hayır yani yüzlerce namuslu, dürüst çalışan yani ve yani işini gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyla, o bilinçle yapan yüzlerce diplomatı var.
en tepeden en aşağıya kadar. Ama siz sadece biat aradığınızda, siz sadece sadakat, liyakat yerine aradığınızda işte böyle isimleri buluyorsunuz. Bunlarla çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Bu noktada kesmek istemiyorum. Tabii, Yine devam edelim. Metin Gürcan'ı da alalım. Ona da sormak isterim. Şöyle ki şimdi Metin Bey, siz de bir güvenlik analistisiniz. Bir asker bakış açısıyla baktığınız zaman tabii diplomasi sorun çözme mekanizmasıdır deriz ki çözemeyeceği şey yok. Fakat böyle bir noktada askere iş düşüyor gibi bir hava oluşuyor. Bu 20 yılın geldiği noktayı siz nasıl değerlendirmek istersiniz lütfen? Efendim artık ben bunu sürekli söylüyorum. Dilime pelesenk oldu ve belki izleyicilerimiz sürekli benden duyuyorlar ama hani söylemekten de aslında çekinmiyorum. Ve işte duymuyorum. Yani ortada artık bir dış politika kalmadı. Şu anki mevcut dış politikasızlığı ben tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler olarak niteliyorum. Yani bu dış ilişkiler, dış politikasızlık ister istemez kurumsal çürümeyi, liyakat odaklı bakış açısını değil de sadakat odaklı bakış açısını getiriyor ve devletin aslında en kritik şu anda hem bölgesel hem de küresel ilişkiler açısından baktığınızda Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Birazdan açacağız detaylarını. Hem Amerika, Rusya gibi büyük güçlerle ilişkiler, hem bölgesel anlamda İran, Suriye, işte Doğu Akdeniz, Mısır, İsrail, Yunanistan bunları, yukarıda Ukrayna, Karabağ, Kafkaslar, yani Afganistan çatışma bölgeleri. Yani bir vasatistan'a dönmüş durumda memleket. Vasatın egemenliği söz konusu ve vasatlık da daha da kötüsü efendim prim yapıyor. Yani kim daha en vasat kim olur yarışında bunu başarabilenler yükseliyor. Burada demek ki bir sıkıntı var, yani iş ters işliyor. Tabii burada da ben en temel şeyi dış politikadaki bu vasatlık durumunun vasatistan'a dönüşmesinin giderek iç siyasete yapışmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani iç siyasetteki kalite veya kalitesizlik ortada zaten. Dış politikada iç siyasi tüketim yapmaya başlandığında şimdi bir de şey de bir alan Semra Hanım, yani dış politika çok risksiz bir alan. Yani büyükelçi olmak isteyen, kariyerini şahlandırmak isteyen bir emekli milletvekili için veya iktidar yanlısı bir akademisyen, bir gazeteci için dış politikada ver mehteri tadında atar atar gidere gider ey Amerika, ey Rusya yaptığınızda muhatap tabii karşılığı çok rahat bir şekilde siyasi ranta dönüşebilen bir şey. Hal böyle olunca da bu özellikle dış misyonlardaki postlar yani eski siyasetçiler için, iktidar yanlısı akademisyenler, gazeteciler için baya baya kapışılan, kavga dövüş üzerinde yapılan yerler haline geliyor. Rayişleri de yüksek demek ki. Yani talep yüksek olduğuna göre demek ki bir şey var burada. Tabii ihtiyaca da yanıt vermemiş oluyor, o ayrı. Bir fotoğraf daha ekrana alalım, onu da konuşalım. Şöyle, Erdoğan-Biden görüşmesinde son yine tartıştığımız bir konu bu. Elçi krizi diye, çeviri krizi diyeyim. Şimdi yetkililer alınmıyor, dışişleri yetkilileri alınmıyor, bir çevirmen oluyor. Ne görüşüldüğü, ne konuşulduğu konusunda fikir sahibi olamıyor Türkiye diye eleştiriler var. Buna önce Utku Çakır Özer yanıtını alayım. Bu bir problem midir? Bu hafta çünkü yok öyle bir problem değil. Biden'ın da çevirmeni Türk'tü zaten diye konuşmalar oldu. Dışişleri Bakanı'nın sözleri oldu. Nasıl değerlendirelim? Bunu bir de savunulması bir tuhaf geldi bana. Hani sonuçta bu tür diplomasi geleneğinde olmayan şeyler bunlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sırasında Biden'la görüşmesini biliyorsunuz baş başa yaptı. Sadece bir çevirmen vardı. Yine Soçi'de Vladimir Putin'le görüşmesini de öyle yaptı. Putin'le daha önceki görüşmeleri de yine bu şekilde baş başa yaptığı görüşmeler yine var. Şöyle... Bu tür görüşmelerde mutlaka görüşmenin notunun, zaptının tutulup Dışişleri Bakanlığı arşivine girmesi önemlidir. Dışişleri Bakanı işte bütçe görüşmelerinde işte bu notları bize aktarıyor, aktardı. Ertesi gün işte MGK'ya da işte anlattı vesaire dedi Erdoğan için. Ama bunların ne kadarı aktarılır? Yani mesela en nihayetinde şimdi yanınızda bir diplomat yoksa yani bu işi en iyi yapabilecek şey aklınızda ne kadarı kalır bir 70 dakikalık bir görüşmeden ya da işte 3 mesela Putin'le hatırlayın 4 saat mi sürdü görüşme
4 saatlik bir görüşme yaptı. Evet. Şimdi ne kadarı kalır, ne kadar not tutturursunuz? Tabii. Mesela biz sizle 4 saat görüşsek bunun kaçta kaçını not tutturabiliriz? Mümkün yani değil. Orada bir not tutucu olmadığı sürece. O yüzden bence bunlar yani Türkiye açısından sıkıntı yaratan şeyler. Geçmişte bunların örnekleri yoktur. Mutlaka ya bakanı alırlar yanlarına, ya büyükelçi alırlar, ya not tutacak bir mutlaka diplomat olur. O yüzden buralarda kim ne söylüyor, karşı tarafı, yani şu açıdan önemli. Türkiye'nin görüşleri gerçekten karşı tarafa gitti mi? Karşı tarafın görüşleri de gerçekten Türkiye tarafından anlaşıldı mı? Bunu biz nasıl anlayacağız? Ancak bunların arşivlere gireceğiz. Biz derken karar vericiler, bundan sonra o makamlarda olacak insanlar nasıl bakacak? Ne konuşmuşlar diye baktığında belki boş bir sayfa bulacak ya da bir cümle. Selam verdim, selam aldım. Bu değil. Orada saatlerce görüşmeler yapılıyor. Ve karşınızdaki kişi sizin ağzından çıkan lafa göre politika belirliyor. Rusya mesela bana şunu dedi. Suriye'de şunu dedi. İşte bu konuda bunu dedi diye düşünüyor. Tabii. Siz de ona göre, ama arkadan karar vericiler, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat, bunlar bu notlara göre tavır belirlemek durumunda. O yüzden bence tek kişinin, yani ne kadar güvenseniz, siz bana çok güvenirsiniz ama yine yani devletin sorumluluğu olduğunda o, yani kim olursa olsun tek kişiye bırakılamaz. Burası çok sıkıntılı bir durum. Görüntülerde de bu şeydeki sanırım G20'deki mesela orada şimdi işte şeyi de aldılar, Dışişleri Bakanlarını da aldılar. Tahminim yine baş başa yapmak istemiştir Erdoğan ama muhtemelen karşı taraf yine Dışişleri Bakanını alarak oraya bir şekilde sanki o görüşmenin baş başa. Neden öyle? Çünkü Haziran'daki NATO toplantısından sonra anımsayın Erdoğan toplantıya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı. Amerikan tarafı sessiz kalırken işte mesela Amerikan televizyonuna çıktı dedi ki ya hiç bana demokrasi, insan hakları konusunda en ufak bir şey yok Biden'ın dedi. Zaten ne söyleyecek benim, hani biz siz sizden daha iyi durumdayız. Anımsayın, o CBS röportajıydı. Orada söyledi. Ondan sonra işte bu görüşmede hem yanlarına birini aldılar hem de görüşme biter bitmez resmi açıklamayı koydular. O açıklamanın da son paragrafına açık açık demokratik kurumlar, insan hakları, buna verdikleri önemi anımsattılar. Bunu hani boşuna yapmadılar o görüşmede. Bunlar gündeme geldiğini aktarmak istediler dünyaya. Doğru. Çok tabii Türkiye'yi de sıkıntıya sokarcasına yaptılar bunu. Yani çok da hoş olmayan bir şekil çıktı ortaya. Metin Bey, size de şu şekilde sorayım bu görüntüyü. Putin'le görüşmede ikinci S-400 partisi için söz verdik gibi bir hava yansıdı. Daha evvelki Biden görüşmesi ve bu Biden görüşmesinde de bizim F-35 konusunda böyle çelişkili, böyle bir belirsizlik havası ortaya çıktı. Çünkü biz parasını verdik, F-35'i alamıyoruz. F-16 konusunda da bir müzakere yapıyoruz. Böyle bir, ben doğrusu anlayamadım bu şekilde yürütmeyi, işi. Öncelikle burada bu çevirmen meselesinden yola çıkarak, sakıncalarından yola çıkarak yanıtlayabilir misiniz sorumuzu lütfen? Efendim, dış politika dediğimiz veya dış ilişkiler dediğimiz alan uzmanlık gerektiren, öngörülebilirlik, kestirilebilirlik gerektiren ve bunların sonunda da yani iyi, kaliteli, eğitimli, uzman, tecrübeli kişilerin iş tutmasıyla ortaya çıkan bir itibar ve itibar yönetimi alanı. Yani öngörülebilir, kestirilebilir bir itibar yönetimi yaptım dış ilişkilerde. Hele ki böyle tırnak içinde kullanıyorum, manyak zamanlarda. Şimdi Türkiye'de, Ankara'da son dönemdeki dış politikasızlıkta kim dış politika adına konuşuyor? Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bizatihi konuşuyor. Hatta içeride Eskişehir'deki fabrika açılışını açıkladı biliyorsunuz. Birden fevri ve kontrolsüz bir çıkışla bu 10 büyükelçi krizi öyle başladı. Sayın Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı çok konuşmayı seviyor. Sözcüsü konuşmayı seviyor. Dışişleri Bakanı'nın kendisi konuşuyor. Sayın Savunma Bakanı konuşuyor. AK Parti sözcüsü konuşuyor. AK Parti dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı konuşuyor. Hatta İçişleri Bakanı bile konuşuyor. Herkes konuşuyor. Yani bu çoklu konuşmalar ve hatta çoğu zaman konuşmalar birbiriyle çakışıyor, çelişiyor. Yani kurumsal bir dağınıklık, öngörülemezlik, kestirilemezlik olaya hakim. Bunun adını net koymak lazım. Bu öngörülemezlik ve kestirilemezlikte de Sayın Cumhurbaşkanı tabii dış politikayı da dediğim gibi iç siyasete yapıştırdığı ve iç siyasi tüketim için kullanmayı çok sevdiği için bunun da tabii iki boyutu var. Birinci boyutta dışarıda Sayın Cumhurbaşkanı kişisel olarak muhatap alınmak istiyor. Yani bunun kendisi zat şahsen muhatap alınmak istiyor. İkinci boyutuysa dünya lideri söylemiyle bu muhataplığı medya gücü vasıtasıyla propagandasını da yaparak kendi tabanını başta olmak üzere iç siyasete pazarlamak istiyor.
Şimdi dışarıda bir muhataplık yaratma ve bunu iç siyasete pazarlama ihtiyacı bu bahsettiğimiz dış politikasızlığı veya tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkilere neden oluyor. Şimdi Türkiye'nin uzun erimli yüksek çıkarları ile bu siyasi beka ile alakalı mevzular çakıştığı zaman birbiriyle acaba Ankara hangisini önceliklendiriyor? Şimdi yabancı işte çeşitli platformlarda bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Herkesin sorduğu soru şu, yani doğulusu, batılısı, Çinlisi, Rusu, Almanı, Amerikalısı, herkesin sorduğu Ankara'da kararlar nasıl alınıyor diye soruyorlar. Yani Ankara'nın yöntemi anlayamamışlar. Tabii ki, çünkü kimse bunu kestiremiyor, öngörmüyor. Yani Ankara'da kararlar nasıl alınıyor? Aniden alınan kararlar ve sonrasındaki şeyler. Ben bir şey vereyim, hatırlayalım, birazdan da o konuya gireceğiz herhalde. Ağustos 2017'nin, yani Ağustos ayı başında 2017'nin Trump kasa yaptırımlarını dünyaya ilan etti ve yaptırımlar resmi olarak başladı. Ağustos 2017'de. Biliyorsunuz kasa yaptırımları da 2014 yılında Rusya'nın Kırım ilhakından sonra Rus devlet savunma sanayisi ve istihbarat şirketleriyle ilişkide olan şirketlere veya kurumlara yönelik yaptırım paketi kasa, biz ona takıldık biliyorsunuz. Ağustos 2017'de, yani Ağustos ayı başında Trump bunu ilan ettikten 40 gün sonra Eylül başında, Eylül'ün ikinci haftası Ankara S-400 aldığını açıkladı. Evet. Şimdi o 40 gün içerisinde mesela devlet aklı şunu gerektirir, Sevan Hanım ne yaparlar? O bir o açıklama okunur değil mi? Ondan sonra kasa yaptırımlarının bir analizi yapılır. İleride yaratabileceği muhtemel sonuçlar, Amerika ne kadar bu işe ciddi yaklaşıyorum, bir risk analizi yapılır. Ondan sonra satranç misali 3-4 hamle, 5 hamle sonrasını kestirerek, ki bugünleri kestirmesi lazımdı siyasi aklın, bu kararı net verebilmesi lazımdı. Mesela Hindistan'da siyasi akıl varmış demek ki. Onlar bu karardan sonra Türkiye'nin önündeydiler S-400 tedarik sürecinde. Birden frene bastılar ve Türkiye'yi geride kalıp Türkiye'yi önlerine aldılar. Amerika'nın Türkiye'ye ne muamele yapacağını görmek istediler. Tedarik sürecini yavaşlattılar. Şimdi de mesela geçen haftaki olay, Hindistan Devlet Başkanı Amerika'daydı. Katsa'da muafiyet istiyor. Ben diyor işte Çin'le, yani Asya Pasifik'te epey bir senin partnerinim. Hani en azından şu Rusya ile olan savunma sanayisi işbirliği ve tedariklerinde bana muafiyet sağlayabilir misin? Ve Senato'da ve Beyaz Saray'da epey de destekçi bulmuş durumda. Bakın, demek ki burada bir devlet aklı var. Yani evet. Hindistan'ın yaptığı, gösterdi bu devlet aklını, biz niye gösteremiyoruz? Ben eminim Ankara'da mesela Hava Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bu Ağustos 2017, Eylül 2017 döneminde bu kasa yaptırımlarıyla alakalı bilgi notlarını göndermişlerdir. Mutlaka muhtemel risk analizleri yapılmıştır, ihtimali senaryolarına çalışılmıştır. Ve bu günleri kestirebilmesi lazımdı siyasi iktidarın. Ama fakat kestiremediğini görüyoruz. Görüyoruz. Buradan da şuna geleceğim. Şunu da ekleyeyim de beraber lütfen görünüz, ama öyle bir görüntü var ki zaten F-35 olmadı, aman F-16 alalım gibi bir hava, böyle bir pazarlık yürütülüyor. Ve şimdi ABD heyeti mesela Ankara'da görüşmeler yaptılar. F-16 modernizasyonu ile ilgili olumlu görüşmelerden falan açıklamalara baktığınız zaman yürüyor. Ama bir yandan siz hem ikinci parti S-400 diyorsunuz, bir yandan da böyle bir pazarlık yürütüyorsunuz. Daha gelmiyoruz bile katsa dediğiniz akla diye düşünüyorum da onun için araya gireyim dedim. Şimdi hatırlayın, bir hafıza hatırlaması yapalım. Bundan 2-3 sene önce diyorduk, F-35 de alırım, S-400 de alırım. Kime ne? Onun hırçınlığıyla ve özgüveniyle olaylara yaklaşıyorduk. Yani burada ben sayın karar alıcıları, Ankara iktidarı tebrik etmek istiyorum. Yani burada abi F-35 işi kapandı, bari bir F-16 ver ezikliğine 2 senede geldik. Yani F-35'ten şu anda o mevzu kapandı. Siz bana soracaksanız sormayın, onu da söyleyeyim. F-35 mevzusu şu an itibariyle bu iktidar döneminde F-35 mevzusu net olarak kapandı. Bunu söyleyebiliriz. Belki Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa yeni fırsat pencereleri ileride açılabilir diye düşünüyorum. F-16 tedariği ise kuvvetle muhtemel Amerika'da Senato'ya takılacak, orada veto edecek Senato ve tekrar Biden'a, başkana geri dönecek. İşte ikinci kez Biden bu veto'yu değiştirmeden Senato'ya gönderir mi, göndermez mi?
Bence Biden'la görüşmede bunun pazarlığı yapıldı. Ankara kendisine yardımcı olmasını istiyor Biden yönetimi. Düşünün, şimdi 400 tane temsilciler meclisi, 100 tane senatörün, 500 kişinin olduğu Washington'da biliyorsunuz önce 5 kişi, sonra 10 kişi, sonra 41 kişilik Türkiye almasın F-16'yı mektupları yazıldı Biden yönetimine. Yani bir Allah'ın senatörü, bir Allah'ın senato temsilcisi yok mu ki Türkiye F-16'ları almalı mektubunu yazabilsin? Yani o kadar kendisini yalnızlaştırmış demek ki Ankara, Washington'da. Bunun da nedenlerini, gerekçelerini iyi sorgulamak lazım. Yani F-16 tedariği mevzusunda bence büyük bir ihtimal veto takılacak, senato veto. Bu şey önemli, S-400'lerle alakalı kritik parçaların inceliğe transfer edildiği iddiaları biliyorsunuz Sky News'te gündeme gelmişti. Savunma Bakanlığı hem yalanladı ama ben Amerika tarafını bekliyorum. Hala oradan bir yalanlama gelmedi. Bu da aslında biraz güvenemediğimiz için, yani güvenebilse çünkü daha önce biliyorsunuz böyle resmi açıklamalar sonrasında Ankara'nın acaba Biden'ın öyle bir pazarlık mı yapıldı diye de insan kendini sormadan edemiyor. Yani hani Biden şunu mu dedi acaba, S-400'lerin en azından bazı kritik parçalarını evet, sen İncirli'ye teslim et. İşte onda bu sayede elim güçlensin ve Senato'da F-16 tedarik sürecini daha rahat yürütelim. Yani arkasında daha güçlü durabileyim tarzında. Yani bunu bilemiyoruz tabii. Çünkü işte Sayın Çakır Özer onu vurguladı. Olayları, meseleleri, verilen taahhütleri, alınan sözleri sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı kadarıyla biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Yani devletin aklı da o kadar biliyor. Artık girmiyor çünkü. Bir muharip uçağımız, hava kuvvetlerimizin önümüzdeki 10 yıl çok ciddi bir ana vurucu savaş uçağı açığı var. Şu an F-16'ları ekranda görüyoruz. O uçaklar çok yaşlandı artık. Gövde ömürlerini dolduruyorlar ve bölgesel anlamda bir caydırıcılık açığı oluyor. Yunanistan aldı başını gidiyor, Mısır aldı başını gidiyor, İsrail vızır evet, vızır F-35'leri Suriye'de kullanıyor. Şimdi milli muharip uçağımızla alakalı da biliyorsunuz güzel bir çaba Sayın ama... Sayın Gürcan, kesmek istemiyorum ama reklama gitmek zorundayım. Reklamdan sonra isterseniz birkaç dakikada sözlerinizi tamamlamanıza müsaade edelim. Kusura bakmayın, arkadaşlarım da uyarıyorlar, süreyi aşmışız çünkü. Kısacık bir reklam arası, bir dakika civarında buradayız, biz devam edeceğiz. Evet, haftanın panoramasında Erdoğan-Biden görüşmesinin aslında sonuçlarını değerlendiriyoruz. Metin Gürcan'ın sözlerini tamamlamasına müsaade edelim, Utku Çakır Özer. Çünkü orada aslında önümüzdeki sürece ilişkin de uyarılarınız çok önemli. Bundan sonra diplomasi anlamında kötü bir yönetimle karşı karşıyayız ve aslında daha da düğümlenmiş bir sürece doğru galiba sürükleniyoruz. O yüzden sözlerinizin bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleceğe baktıkça birçok alanda olduğu gibi diplomasi alanında da böyle bir karamsar hava esiyor. Bugüne kadar atılmış olan düğümler herhalde boğacakmış gibi görünüyor Türkiye'yi. Ben hani baktığım zaman dört bir yandan bunu görüyorum. Özellikle Erdoğan-Biden görüşmesi ya da Erdoğan-Putin görüşmesi çerçevesinde sözlerinizi tamamlarken buraya bir açıklık getirirseniz sevinirim Metin Gürcan. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. O düğümler dediğiniz aslında pansuman tedaviler. Yani günü kurtarma üzerine yapılan çözümler şu anda birikerek bir sorun yumağı şeklinde, ateş topu şeklinde önümüze gelmeye başladı. Yani ben buna dış politikada iki farklı şekilde açıklıyorum. Bir Polat Alemdarizm diyorum. Biliyorsunuz Polat Alemdar sonunu düşünen kahraman olamaz diyor. Biz biraz meselelere öyle yaklaşıyoruz dış ilişkilerde. Bir de biliyorsunuz Tatar Ramazanizm var. Yani ben bu oyunu bozarım. Sürekli bir oyun bozma hali içerisindeyiz. Ve kısa vadeli, kısa süreli pansuman tedavilerle günü kurtarma üzerine kısa erimli haftalık tedavilerle kriz aşmaya çalışıyoruz. Ama bütün bu krizler sorun yumağı halinde önümüze çıkıyor. Bunun mesela az önce konuştuğumuz konuya dönersek en önemli şeyi Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel anlamda en üst hava gücü olan Türk Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçağı sorunu.
Şimdi milli muharebe uçağı önümüzdeki dönemde 10 senede pek yetişmeyecek gibi. Konuyla alakalı tabii çok güzel çabalar var. Gerçekten emeği geçenleri ben kutluyorum ama siyasi, teknik ve finansal sorunlarla önümüzdeki 10 senede milli muharebe uçağımız da yok. Bazı yorumlar İHA'lar hava kuvvetlerinin de ana muharip uçağın yerini alabilir diyorlar ama hava muharebelerinde İHA'lar halen daha çok da üstün değil. Yani Amerika biliyorsunuz F-35'i vermedi. F-16'lar da kuvvetle muhtemel az önce vurguladı. Senato vetosuna takılacak. Nasıl çözülür o mevzu muamma onu bilemiyorum. İşte bu büyük sorun yuva şu an kapımızda. Rusya'dan Su-35 alınması gibi zihni sinir fikirler de duyuyoruz ediyoruz. İnşallah ikinci bir S-400 mevzusu olabilecek. Böyle bir hataya da düşülmez. Bu Soçi zirvesinden önce Putin'le Cumhurbaşkanlığının Su-35'lerle alakalı teknik bir rapor istediği devletin bazı kurumlarının olumsuz raporlarını bildirdikleri açık kaynaklara düşmüştü. İşte bakın öngörülemezlik ve kestirilemezlik dedik ya. Yani şimdi yarın Su-35 alıyoruz diye bir haber çıkıp bu gazete manşetlerini süslemeye başladığında her şeyi çok iyi bilen güvenlik dış politika uzmanlarımız televizyonlarda konuşmaya başladığında ben artık şaşıramıyorum. Yani kemerlerimizi bağlayalım diyorum 2022'de Semra Hanım, bildiğimiz bütün duaları okuyalım. Teşekkür ederim Metin Gürcan, hakikaten o ürkütücü tabloyu tamamladı bu son söyledikleriniz. Allah korusun demekten başka bir şey gelmiyor şu anda elimde. Çok teşekkürler katkınız için. İyi şimdi, yayınlar efendim. Teşekkürler. Sayın Çakır Özer, şöyle devam edelim isterseniz. Bütün bu fotoğrafa, yani askeri yönlerine diplomasi yönünü katarak devam edelim. Erdoğan-Biden görüşmesinin sonuçlarını tabii Erdoğan'la Putin görüşmesinden de ayıramıyoruz. Çünkü o olmayınca oraya dönüyoruz. Böyle bir sanki birbirlerinin arasında filler ve çimen diyesim geliyor. Bu hafta şöyle önemli bir şey oldu. Dün Erdoğan'ı demokrasi zirvesine davet etmedi Biden diye bir haber geldi. Bu haber de Aralık ayında düzenlenecek olan bir zirveden söz ediliyor. Ve yüzden fazla ülke davet edilmiş ama Türkiye edilmemiş. Türkiye'nin kategorisi sanki başka bir alana kaydırılmış gibi Türkiye-ABD ilişkilerinde görünüyor. Bu son bilgiyle beraber değerlendirmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Ya şöyle bir, yani sizin oturduğunuz yerden, benim oturduğum yerden Türkiye'ye baktığımızda zaten böyle bir zirveye davet edilecek bir demokrasimizin olduğunu söyleyecek noktada mıyız? Yani baktığımızda, yani gazeteciler tutuklu, siyasetçiler tutuklu, işte AİHM kararlarına uymuyoruz kendi taraf olduğumuz sözleşmelere, yargı bağımsız değil, tweet attığınızda toparlayıp baskın yapıp götürüyorlar. Cumhurbaşkanı'na hakaretten on binlerce kişi yargılanıyor bu ülkede, ceza yiyor. Gazetelere, televizyonlara haksız, hukuksuz cezalar kesiliyor. Yani neresinden baksanız işkence konusunda biliyorsunuz son derece Türkiye'ye zor durumda bırakan ortada iddialar var ve hiç üzerine gidilmiyor. Hangisine baksanız, yani yeni bir şey değil. Avrupa Birliği de bizi aday statüsünden çıkardı biliyorsunuz. Yani zirveye çağırsaydı da demokrasi zirvesine diyelim Biden bizi, demokrasi olacak mıydık? Yani şu tablomuzla gittiğimizde ne kadar demokrasi olacaktık? Yani gitmemek ya, yani çağrılmamak hani benim için sürpriz değil yani şu tabloya bakıp, ama gitseydik de demokrasi olacak mıydık? Yani şeye bakarsanız, yani ülkenin her günkü tablosuna bakarsanız, siyasetin diline bakarsanız, yani devletin başındaki kişi partili bir cumhurbaşkanı ve her gün muhalefete işte hakaretler yağdırıyor vesaire. O öyle yapınca sokakta işte muhalefet liderlerini linç etmeye kalkıyorlar. Gazetecilere saldırıyorlar çok rahat bir şekilde. Bunları yapanların hepsi de elini kolunu serbestçe sallayabiliyor. O yüzden Türkiye'nin zaten verdiği tablo, hani bu şeyde değil, fikir değişti, çağırabilirler deniyor ya, yani fikir değişti diyelim, şeyden çağırdılar. Yine demokrasi olmayacağız biz. Yani demokrasi olma meselesi Biden'ın çağrısı değil, kendi içimizde biz, evet bizim sıkıntılarımız var, bunu düzeltelim dememizle olur. Şeyde belli, hukuk devleti, tarafsız yargı, güçler ayrılığı ve şeyin, yürütmenin denge denetlemeye girmesi. Burada tabii şunu söylemek isterim, yani öyle bir dış politikada hep konuşuyoruz ya, dış politika tamamen aslına bakarsanız Dışişleri Bakanlığı dışlanmış durumda. Saraydan yönetiliyor. Ben dışişleri bütçede, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde söyledim, yani Sayın Bakan siz mi bakansınız? İbrahim Kalın mı bakan? Milli Savunma Bakanı mı Dışişleri Bakanı? Politikayı kim yönetiyor? Yoksa Fahrettin Altun mu? O da biliyorsunuz tweet atıyor, açıklamalar yapıyor. Tabii buna hani kızıyorlar falan ama görüntü böyle.
az önce görüşmeleri gösteriyoruz. Hiçbirinde büyükelçi yok. Yani hiçbirinde yok. Yani de bazen bakan giriyor, o da yok bazen. Eskiden yani büyükelçi dediğiniz bütün o şeyi, o ülkeyle ilişkileri en iyi dosyasına hakim olan kişi aslında. Onun orada olması lazım, etrafta olması lazım. Neredeyse bir bütüncül strateji kurgulanmamış demek ki. Tamamen Dışişleri Bakanlığı şeyden soyutlanmış. Sadece mesaj iletiyor. Ne mesajı? Şeye, Dışişleri sitesine açıklama konuyor. Bir yerde bir şey olduğunda. O açıklamalar da sıkı yönetim bildirisi gibi. Yani şey, böyle bir diplomatik dille şeyle işte bir diplomasinin hani ileriye dönük. Yani ben bu açıklamayı yaparsam sonra şey olabilir. Onlar planlanmadan günü kurtarmaya yönelik siyasi açıklama gibi açıklama koyuyorlar Dışişleri Bakanlığı sitesine. Son büyükelçiler krizinde gördük. En son söylenecek sözü en başta siyasetçi söylüyor. Oysa önce bürokratların yani diplomatların konuşması lazım. Daha sonra şeye sıra gelmesi lazım. En siyasetçi, hele hele Cumhurbaşkanı en son sözü söylemesi lazım. En başta o sözü söylüyor. İstenmeyen adamı ilan edeceğiz diyor. Bitiriyor tartışmayı. Ondan sonra nasıl geri döneceğiz biz diye herkes kıvranıyor biliyorsunuz. Çözüm aranıyor vesaire. Ve geri adım atmak durumunda kalıyor Türkiye. Yani geri adım atmadık diyorlar ama geri adım atıyorlar. Yani evet, biliyorsunuz ki net bir şekilde. Şimdi burada tabii şöyle de bir şey var. Belki onu da değerlendirmek lazım. İç siyasi malzeme olarak değerlendiriliyor. Şimdi baktığımız zaman elçi krizinde de bunu gördük. Daha önce başka diplomatik olaylarda da gördük. Bu direkt Türkiye'nin sanki dış politikası ile ilgili bir konu değil de iç politika malzemesi gibi karşımıza çıkıyor. Bu kadar nasıl bir akıl bu? Yani ben bunu ülke yönetiminde algılayabilmekte biraz zorlanıyorum. Yani bir siyasetçinin bunu düşünmemiş olması ihtimal dahilinde gibi gelmiyor. Ne planlanıyor bu anlamda? Çok net bir şekilde iç politikaya, yani ben ne bulurum dışarıdan ben bunu iç politikaya alet ederim. İçeride ekonomi çok bir kötü durumda. Bir şark kurnazlığı mı? Tabii tabii, işsizlik. Yani bu şeydir. Hani bu kitaplarda yazan devlet adamı ile siyasetçi arasındaki farktır. Devlet adamı ülkesinin âli çıkarını, uzun vadeli çıkarını düşünür. Siyasetçi kendisinin, partisinin çıkarını düşünür. Burada hep yapılan maalesef devletin başındaki kişi ve işte onun yakın çevresi kendi kişisel çıkarlarını ya da partilerin çıkarını her şeyin önüne koyuyorlar. Bütün krizlerde bu gördüğümüz bu bizim. Ondan sonra da bütün bir devlet ayıklamaya çalışıyor krizi. Mesela şu işte yoksulluk dönemi, şu işsizlik dönemi, şu enflasyon döneminde gündemi neyle? İşte ben büyükelçiler meselesiyle biraz gündemi oyalarım. İşte bak ya bizim işte nasıl güçlü işte sözünü dinletiyor dedirim. Ama öyle değil işte. Ondan sonra ne oluyor? Hollanda Başbakanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı ile biliyorsunuz konuştuktan sonra dedi ki aynısını söyledim. Açıklamamızın arkasındayız dedim. Bundan sonra da aynısını söylemeye devam edeceğiz dedim diye. Şimdi bu hale sokmaya gerek var mı? Siz diyorsunuz ki diplomatik zafer kazandık, geri adım attılar. Amerikan Dışişleri çıkıyor diyor ki açıklamamızın arkasındayız. O gün söylediğimizde İçişleri'ne müdahale değildi diyor. İşin bir tarafı büyükelçiler tartışması. Bir tarafı ise bakın Mevlüt Çavuşoğlu'nu siz de tanıyorsunuz, Dışişleri Bakanı. Avrupa Konseyi'nde parlamenter meclis başkanlığı yaptı. Bakın aslında onurlu bir görev. Türkiye için gurur duyulacak bir görev. AHİM'i bilir. AHİM kararının ne anlama geldiğini bilir. Avrupa Konseyi'nin önemini bilir. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucusu. Şimdi böyle bir bakanın, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bizim kendi vatandaşımızın hakkını başka ülkeler koruyor. Bu büyük bir ayıp. Benim için de ayıp, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vatandaş için. Ama asıl büyük ayıp Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan ve Avrupa Konseyi Başkan şey Parlamenter Meclis Başkanlığı yapmış bir siyasetçiye, bir bakanın döneminde biz Avrupa Konseyi kararlarına, AHİM kararlarına uymadığımız için Avrupa Konseyi'nden çıkarılma noktasına geliyoruz. Ve çıkıp bir şey söylemiyor, tam tersine o da aynı söylemin takipçisi oluyor. Yani işi kurtaracağını, şey yapacağını büyükelçileri işte... Yani büyükelçilerin hani açıklama yaptı vesaire. Ama asıl biz kendimize bakalım. Biz niye AHİM kararını uygulamıyoruz? Niye Osman Kavala 4 yıldır içeride? Hakkında hiçbir şey yok. Niye Selahattin Demirtaş 5 yıldır, bugün 6. yıla girildi biliyorsunuz. İçeride ailesiyle bile görüşemiyorlar. Görüşemiyorlar. Var. Yani bunları niye kendi insanımıza yaşatıyoruz? Tutuksuz yargılayın. Gerçek anlamda suçluysa insanlar, o zaman cezasını verin. Hakkında hiçbir iddia yokken bir beraat. İki tahliye kararı var Osman Kavala hakkında. AHİM'in kararı var ve AHİM'in kararının 15. maddeden verildi şu. Yani tamamen siyasi gerekçelerle bu insanı tutuklu tutuyorsunuz diyor. AHİM dediğimiz yerde başkası değil. Üyesiyiz. Bir yargıcımız orada. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Ondan sonra ya siz bu kararlara uyun dediklerinde de vay yargımıza müdahale, içişlerimize müdahale. O yüzden yani siz bu tabloyu verirseniz
ne demokrasi zirvesine çağrılırsınız, ne Avrupa Birliği'nde ilerleyebiliriz biz. Ama onların bir şey demesinin ötesinde, yani kendi insanımıza da, yani AK Partililer için de söylüyorum bunu, CHP'liler ya da diğer partiler için de, yani bizler ve bizlerden sonraki bu ülkede yaşayacak olan kuşaklar için de bunlar iyi şeyler değil. Yargı kararına uymayan bir devlet, işte ne bileyim, insanını zindanda tutan, insanını işte şey sansürleyen, susturan, tweet atamaz hale getiren bir devlet anlayışının kimseye faydası yok. Aslında biraz şuradan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da şunu anlatmak herhalde güçtür diye düşünüyorum. Dönüp de iç hukukun bile işlemediği ya da AYM'yi de saymayan bir zihniyetin hakim olduğu, Anayasa Mahkemesi'ne yeri geldiğinde böyle bir üst perdeden posta koyan bir anlayışın hakim olduğu bir ortamda bunu nasıl anlatacaksınız ki dışarıda? Fakat şu açıdan da bir yorum merak ediyorum. Yorumunu Utku Çakır Özer lütfen. Avrupa değerleri diyoruz, bu demokratik özellikle bayraktarlığın Avrupa'nın yaptığı bir manzume var, bir ideal toplum formu var. Fakat dönüyorsunuz Avrupa'nın 200'lü yaklaşımı ya da işte yeri geldiğinde iktidara verdiği desteği görüyorsunuz. Bu da çok rahatsız edici kendisi açısından da. Bunu nasıl izah edelim? Yani göçmen pazarlığı yapıp da her şeyi bir kenara bırakabilme açısından Türkiye'nin kendini, bizim gibi en azından demokrasiye inanmış yurttaşları açısından böyle boğulmuş hissediyor insan çünkü. Bunu ifade edebiliyor musunuz yurt dışına ziyaretlerinizde, o parlamenterlerle bir araya geldiğinizde? Tabii geçmişte de gazeteciyken de söylemeye çalışıyordum, siyasetçiyken de. Avrupa'nın ya da Batı'nın genel anlayışı şuydu, hatırlarsanız. Türkiye'de işte AKP iktidara geldiğinde aman işte diğer kurumlar zayıflasın, bunlar demokrat, diğerleri vesayetçi deyip, hatırlayın, Ergenekon, Balyoz, bu kumpasların hiçbir eleştirisinde bulunmadılar. Normalde hepsi yargı, bunlar da yargı süreçleriydi. Ve işte bakın, her türlü yargıya bir şekilde yakın plandan bakan Avrupa kurumları buralarda sessiz kaldılar, anımsayın. Dediler ki işte demokrasi geliyor, ama sonradan ne ortaya çıktı? Gelen demokrasi değilmiş. Tam tersine başka vesayetler oluşuyormuş. Önce FETÖ'cü zihniyet, sonrasında onlar gittikten sonra şimdi işte bu tek parti devleti zihniyetiyle yargının ele geçirilmesi. Belki biraz şimdi akıllarına, başlarına gelmiş olabilir. Yani Türkiye hani nereye gidiyor tartışmalarında. İşin bir boyutu bu. Yani Türkiye'deki demokrasi tartışmalarına bakışlarında hep bir çifte standart ola geldi. Biz buradan hani derken ya AB ile üyelik ya da işte Batı kurumları, şundan bahsediyoruz. Bizi alırlar almazlar, ama biz kendi insanımıza hak ettiği evrensel hak ve özgürlükleri verelim. AB üyesi olursunuz olmazsınız, ama bu evrensel standartlar şu anda bugünün dünyasında nerede gözüküyor? Yani Rusya'da gözükmüyor, Çin'de gözükmüyor, ama Avrupa Birliği standartları deniyor. Ama Avrupa Birliği'nin çifte, yani en azından Türkiye'ye karşı çifte standartını yakından görüyoruz. Bunu en canlı, en maalesef trajik olarak da göçmen meselesine görüyoruz. Evet. Yani o meseleye sadece bakın, son ilerleme raporu. Demokrasi kötü, yargı kötü, şu kötü, bu kötü. Göçmenlerle çok iyi. Çok iyi, para vermeye devam edelim. Şimdi onların da işine geliyor. Adeta bir tampon bölge. Buradakilerin de işine geliyor, ama olan Türkiye'ye oluyor. Türkiye'nin dokusu, sosyal dokusu, kültürel dokusu çok büyük zarar görüyor. Yani bunu işte Altındağ'da yaşadık, ama bu bundan sonra yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Türkiye'nin bence her yeri aynı böyle bir patlamaya hazır, sanki bir mayın gibi. Gerilim has safhada. Evet, gerilim has safhada. Neden? Çünkü biz kendi liderleri söylüyor, biliyorsunuz anımsayın. Bizim sayemizde siz huzur içinde yaşıyorsunuz. Ne demek bu? Göndermiyoruz oraya. Onlar huzur içinde. Peki huzursuzluk nerede? Burada. Deniyor ki işte kapıları açıverirsek, bilmem ne yapıverirsek. Yani bunların hiçbiri insancıl değil. Avrupalıların da yaptığı insancıldı. Yani bu konu dünyanın ele alması gereken bir konu. Doğru, Türkiye'de en fazla göçmen olabilir, ama Türkiye'deler diye sadece Türkiye'nin meselesi olmamalıdır. Tüm dünyanın sorumluluğudur bu. Ama bunu anlatmayı da zaten buradaki iktidar hiç önceliği olmadı, biliyoruz. Tam tersine gelin, açık kapı, biz bakarız, işte hatırlayın değil mi? İşte herkese bakarız, herkese, ama bakılmadığı ortaya çıktı. Yani. Çok çok acı zaten, yani daha ortada Türkiye bir şey yokken gel demeye başladı. Çok ciddi konteyner kentler kurulup da. Hala da bu pazarlıklar konuşuldu. Bakın Merkel hala işte yani görevi teslim ederken dahi Türkiye'yi hep açıklamalarına bakın, aman işte göçmen konusunda işte biz bu
şeyi kollayalım, kollayalım. Yani demokrasiymiş, şuymuş, buymuş hep böyle daha maalesef ikinci planda. Şimdi yönümüzü bir güneye çevirelim, Suriye'ye çevirelim. Şu açıdan biraz önce de konuştuğumuz o güvenlik kaynaklı endişelere bir başka şey daha eklenebilir. Hem içeride Suriye göçmen sıkıntısının yanı sıra Erdoğan-Biden görüşmesi ya da Erdoğan-Putin görüşmesinde bir belirsizlik alanı var İdlib ve Suriye politikası açısından ki göçmen diye iç huzurumuzu da ilgilendiren ana konulardan birisi bu. Bir harekattan söz edildi ve bu dengeler değişti mi? Harekat olasılığı görüyor musun? Ya da başka bir öneri dile geliyor. Esad'la görüşüp örneğin göçmenleri Suriye'ye göndermek dile geliyor. Ne görünüyor burada? Şu anda bir denge değişikliği mi var Biden görüşmesi sonrasında? Açık bir şekilde yani ortaya çok açık görüşler ifade edilmiş değil. Ama görüşme öncesinde anımsarsanız bir operasyon geldi geliyor havası vardı. İşte mecliste bir işte tezkere geldi. Irak'ı, Suriye'si içinde 2 yıllık her şey içine yani bir çuval tezkere gibi, torba tezkere gibi bir şey geldi. Bunu nasıl kullanacak iktidar, nasıl kullanma niyetinde onu bilemiyoruz yani kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Ama Suriye'nin gerçeklerine baktığımızda bir tarafında Rusya, bir tarafında Amerika hakim. Rusya Suriye işte Esad rejimini destekliyor. Amerika da tamamen YPG ile işbirliği içinde ve YPG'nin oradaki varlığının tamamen daha da işte güçlenmesini için siyasi, askeri, ekonomik her türlü desteği veriyor. Hal böyleyken oraya bir operasyon yapma noktasında yani diyelim biz karar verdik, yapacağız dedik, giriyoruz dedik. Şöyle kara gücünüzü diyelim sokarsınız ama havanın kontrolü Rusya tarafında önemli bir şekilde. Şimdi operasyon yapılacak olan bir bölgeden bahsediyor biliyorsunuz. İşte o bölge Rusya'nın hakimiyetinde. Şimdi Putin'le bu konuda anlaşma yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü iki tarafta YPG'ye destek veriyor. Sadece Amerika değil, Rusya da YPG işte Moskova'da ağırlanıyor biliyorsunuz PYD, YPG. Hava desteksiz bir harekat da olmayacağına hava desteksiz göre bir hareket yapılabilir mi? Çok büyük zayiat olabilir. Yani bunu askeri uzmanlar anlatıyorlar. O yüzden ben böyle uluslararası dengeleri hani gözetmeden son yapılan operasyonları anımsarsanız daha önce geçtiğimiz yıllarda hepsinde Erdoğan Trump ile anlaşmıştı. Yani biz ve onun zeminini hazırlayıp hatta Trump işte askerlerini çekmişti anımsarsanız. Sonra Türk birlikleri girmişti. Böyle bir hazırlık hani Biden yönetiminde buna onay verecek bir hava var mıdır? Yani ben görüşmenin şeyini bilmiyorum ama Biden'ın Kongre'ye gönderdiği şeyi anımsarsanız son yazıyı YPG'ye destek verilmesini ve buna kimin engel olduğunu anımsar çok talihsiz bir yazı. Türkiye bunu engelliyor diyor anımsarsanız. Türkiye'yi suçlayan bir ifadesi vardı. Böyle ifade kullanan bir yönetimin hadi buyurun gelin girebilirsiniz mantığında olacağını düşünmüyorum. İkincisi Rusya ile ilişkilerde de yani mesela Suriye'de işte son şeyin şehit edilmesi, iki polisin şehit edilmesi sonrasında biliyorsunuz bu operasyon konuları hep gelmişti. O bölge Rusya denetiminde biliyorsunuz. Ve henüz hangi yani kimin tarafından öldürüldüğü hala kamuoyuna açıklanmadı. YPG deniyor. Ondan önce de yine şehitler verdik. Onlarda da yine oradaki bazı başka örgütlerin işte daha böyle Esad karşıtı örgütlerin yine Türkiye'ye hedef aldığı iddia edilmişti. Daha öncesi geçen yıl işte 34 şehit verilen işte yine İdlib. Şimdi bunların hiçbirinde Rusya'dan bir şey alamıyorsunuz. Ne bir özür ne bir ya biz yanlış yaptık vesaire görüşmeler yapılıyor. İşte merak etmeyin işte devriye yapacağız falan deniyor. Sonra tekrar kriz başlıyor. Kimden duyuyoruz? Milli Savunma Bakanı'ndan duyuyoruz. Açık açık diyor ki Rusya üzerine düşeni yapmıyor diyor. Öbür taraftan Lavrov konuşuyor. Diyor ki Türkiye üzerine düşeni yapmıyor. Bu şeyi İdlib'de radikallerle şeyleri ayırması lazım. Bunu bir türlü yapmıyor diyor. İki taraf birbirini suçluyor ama orada olan bizim askerlere oluyor. Yani polislere oluyor. Çok acı. Şu açıdan da acı. Öngörülebilirliği de yok. Yani ben mesela anlayamıyorum. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye destek veriyor diye suçluyoruz Türkiye olarak. Bir yandan da Biden'la görüşebilmek için can atıyoruz. Bunu anlayabilirim. Hani bunun tabii ki işte YPG'ye destek verme demek için olabilir. Ama vermeye devam ediyor. Yani ne diyorsunuz bunun yani karşılığında? Bakın mesela Biden görüşmesinde şimdi Türkiye'nin meseleleri neydi? Soykırım suçlaması Türkiye'ye karşı.
açılmıyor bile bu konu. Bak, iki görüşmeleri evet. de açılmıyor. Yani Türkiye'nin bir şey demesi lazım. Yani Biden böyle bir hakaret etti ya da Türkiye'yi rencide eden bir açıklama yaptı. Ya siz ne yapıyorsunuz demesi. Neden? Çünkü Ermeniler şimdi arkasından tazminat davaları açacak. YPG'de sonuç yok. Halkbank davasında yargılıyorlar biliyorsunuz. Sonuç yok. S-400, F-35 sonuç yok. F-16'da az önce söylediler. Bana göre de onur kırıcı bir süreç var. Yani siz uçağınızı vermiyorlar. Paranıza el koymuş bir ülke var. Siz diyorsunuz o zaman ben şunu alayım. Tam tersi tahkime gitmeniz lazım. Önce mahkemeye vereceksiniz. Kazanırsanız ondan sonra dersiniz ya benim paramın yerine bunu ver dersiniz. Ama siz baştan ya ezik bir şekilde bunu ver. Ona da diyor ki belki senato onay verirse diyor. Hı hı. Yani hiçbir sonuç şöyle baktığımda yok. Demokrasi zirvesine çağrı yok. En ufak bir olumlu bir şey yok. Sadece poz var. Ve üzücü tarafı siz de dikkat etmişsinizdir. Niye gidiliyordu o zirveye? Anımsayın Roma ve sonrasında Glasgow'a. İklim zirvesi, çevre, hani temiz, hava. Çok duyarlıydık. Duyarlıydık. Biden'la görüştük, bitti. Bizim için çevre, iklim falan hiçbir şey kalmadı. Geri geldik. Niye makam arabalarımızı... İtibarımız da çok önemli. İtibarımız asıl F-16 talebi yaparken kırılıyor bizim itibarımız. Trump mesaj atarken kırılıyor itibarımız. Ya da 10 büyükelçi işte o açıklamayı yaptığında aslında itibarımız bizim kırılıyor. Yani bunlara bakılmıyor. Makam arabanızı kabul etmediklerinde itibarınız kırılmış oluyor. Böyle bir dış politikada dünyaya bakış. Tabii siz böyle baktığınızda dünyada size başka türlü bakıyor işte. Maalesef. Otoriter bir liderin yönettiği, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin ayaklar altında olduğu bir ülke gibi görüyorlar. Değişmesi gerekiyor. Değişecek. Değişecek ama yerine ne gelecek diye bir değişim videosu var. Onu getireyim ekrana. Utku Çakır Özer çok teşekkür ederim. Teşekkür Şimdi ederim. Çok hoş bir video. Sosyal medyada değişimi o kadar güzel anlatıyor ki tamam değişsin de nasıl değişecek? Yani bazen de hoşunuza gitmeyebilir o değişim. Bir izleyelim minicik bir kısmını videonun. Belki de en etkileyicisi sondakiydi. Çok çünkü, güzeldi. Değil mi? Sondaki. Çünkü dünya değişti. İşte birçok şey hayatımızda yenilik var. Özellikle teknoloji devrimiyle bağlantılı olarak çocukların artık sokağa çık diye tablet elinden almak diye bir gündemi var. Aileleri. Değişim ama nasıl değişim? Bu önemli diyelim. Umutlu güzel bir değişim merak etmeyin. Evet umarız ki. Bir seçim tahmini var mı Utku Çakır Özer? Bir hava böyle bir Ankara'da seçim havası gibi. Tarih anlamında falan. Tarih anlamında. Biz hemen olsun istiyoruz. İki kişinin vereceği karar hemen olsun biz hazırız. Biraz AKP kulislerinde hava dönmüş gibi görünüyor ne dersin? Uzun süredir aslında bir yani ben hani baktığımda da parlamentoda otururken de görüyorum o dağınıklık şey yani o belli yani bir şey. Hava farklı değil hava mi? Hava farklı. Evet. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Ben teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Efendim haftanın panoraması devam edecek. Daha bitmedik. Bir yere gitmeyiniz lütfen. Saat başında yine karşınızda olacağız. Bu kez Mehmet Eymür'ün açıklamaları üzerinden. Susurluk'un yıl dönümü, 25. yıl dönümü üzerinden başlayacağız. İklim zirvesine de varacağız. Tabii arada aktaracağım bazı haberler var yine haftanın ilginçleri arasında. Dikkatimi çeken ve konuşulması gereken diye düşündüğüm. Programımız devam ediyor. Tam gaz. Eski MİT
yöneticisi Mehmet Eymür önce T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuştu. İki gün süren yazı dizisinin ardından Halk TV'de yayına katıldı. Konuşmasının özeti 18 kişi para için öldürdü diye tam da Susurluk'un yıl dönümünde Susurluk'u hatırlatan, Susurluk kazasının bize gösterdiği o kirli ilişkileri hatırlatan bir beyanları oldu. Mehmet Ağar, Çiller dönemi, Çatlı, Çakıcı, Sedat Peker, hatta Doğu Perinçek konuşmasının içerisinde dikkat çeken iddialarla karşımıza çıktı. Bir döneme yönelik hem iddialar barındıran ifadeler hem de dönemin karanlıkta kalmış başka daha önceki dönemlere de yönelik olarak karanlıkta kalmış bazı olaylara ilişkin bilgiler dikkati çekti. İşkence yaptım dedi. Pişman değilim, devlet için yaparım dedi. Şimdi de var dedi. Daha beter var, ölenler var, sorguda kaybolan MİT görevlisi var dedi. Bu ifadeler akıllarda kaldı. Şimdi bu açıklamaları Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, eski başkanı İsmail Hakkı Pekin'le değerlendirelim. Öncelikle Mehmet Eymür'ün açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini sorayım zamanlama açısından. Zamanlamasının bir anlamı olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Pekin? Tabii düşünüyorum. Yani özellikle son dönemde bu şey konusu ortaya çıktı biliyorsunuz. Siyasal cinayetler işlenecek. İşte bu ve buna benzer bir takım faaliyetlerle ilgili bir takım dedikodular ortaya çıktı. Bu sözlere baktığımız zaman Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Geçmişinde maalesef bu tür olaylar oluyor. Özellikle işte kritik zamanlarda. Şu anda da Türkiye çok kritik zamanlarda nereden geçiyor? Biraz evvel söyledim, ekonomide sorunlarımız var. 2023'te seçim hazırlanıyoruz. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, birçok yerde sorunlarımız var. Ve içeride de büyük bir şey var. Seçim ya da işte iktidarı olma, iktidara gelme, iktidarın ise iktidarı bırakmama ya da iktidarda devam etme gibi bir takım faaliyetler var. Bütün bunların tam ortasına Sayın Eymür'ün bu lafları tabii belli bir şey taşıyor. Yani daha evvelden de bunlar oldu. Şimdi de olabilir demeye getiriyor bu cinayetleri vesaire falan. Ve bunların arkasında kimler var? Büyük ihtimalle bunlarla ilgili, bunu göreceğiz. Bunlarla ilgili belki de önümüzdeki günlerde bazı gruplarla ilgili şeyler çıkabilir, şahıslarla ilgili. CD'ler çıkabilir, kasetler çıkabilir. Onları da göreceğiz. Bütün bunlar ima edilir. Çünkü Türkiye'de o dediği dönemde hem yani Doğu'da, Güneydoğu'da, İstanbul'da, çeşitli yerlerde şeyler oldu. Faili meçhul cinayetler oldu. Bunların faili aslında bana göre faili meçhul cinayet yoktur. Yani faili meçhul cinayet varsa devletin bundan haberi vardır ve devletin mutlaka bilgisi vardır. Yoksa devlet, polis, emniyet, jandarma bu cinayetleri yapanları istediği anda yakalar. Ama devletin mutlaka bu konuda bir şey vardır. Yani faili meşru cinayet yoktur. Devletin bildiği ama failinin toplum tarafından bilinmediği cinayetler vardır diye değerlendiriyorum. Böyle bir zamanda bunu söyledi. Arkasından yine içeride yani şey gibi 4 Kasım 1993'te infaz edilen biliyorsunuz şey Cem Ersever vardı. Onun dün onun ölüm yıl dönümü o zamana denk geldi bunlar belki ve o da o ve onun gibi 3-4 kişi daha kendi içimizde yani emniyetin içerisinde güvenlik güçlerinin içerisinde infaza tabi tutuldu. Göçler oldu ve şu aşamada yine baktığımızda HDP'nin kapanma davası var. HDP kapanma davası var. Ve o davayla ilgili çalışmalar var. Bir taraftan da bu şeyle ilgili PKK ile ilgili, terörle ilgili yahut da Kürtlerle ilgili yeni bir süreç bastırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bütün bunlara baktığımız zaman bu Eymür'ün, Sayın Eymür'ün ortaya attığı konular önümüzdeki dönemde tekrar hatırlatmak için, geçmişi hatırlatmak ve geçmişten geleceğe doğru Türkiye'yi, Türkiye'nin siyasetini dizayn etmek amacıyla taşıyan
laflar olduğunu, sözler olduğunu değerlendiriyorum. Bunun başlangıcı bu. Bu böyle başlayacak. Önümüzdeki günlerde belki işte birilerinin kaseti çıkacak, birileri hakkında iddialar çıkacak. Bunlar aynı zamanda toplumda korku yaratmak amacını da taşıyan şeyler maalesef. Bu arada Eymir'in tabii başka ilişkileri olduğu da biliniyor. Şimdi bu konuda kendisinin işte döneminde belli bir dönemde gitmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi, oradan yayın yapması, oradan web sitesi işletmesi, kendisinin daha önceden okuduğumuzda bu işkencelerle, şunlarla, bunlarla gibi bu konuları gündeme getirmesi bana göre biraz da Eymür'ün özellikle FETÖ'yle ilişkisi konusuna da iyi bakmamız lazım. Nedir ilişkisi, ne değildir? Bunlar da çok önemli diye değerlendiriyorum. Yani Eymür, Sayın Eymür eğer bunu söylemişse mutlaka bir şeyin başlangıcı için söylenmiştir. Bu konu ondan başka da bu işleri söyleyecek kimse yok zaten. Söyledikleri de hemen Türkiye çapında bir haber haline geliyor, yaygınlaşıyor. Onun için dikkate almak lazım ve bunun arkasından neler gelebilir bir daha bakmamız lazım diye değerlendiriyorum. Şimdi süreç hatırlatması dediniz. Ben de bir süreç hatırlatması yapayım. Susurluğun da 25. yıl dönümüydü bu hafta. Bir video, 32. gün arşivinden bir video izleyelim. Biraz daha derinleştirelim söylediklerinizi. Onun ardından devlet, polis, mafya üçgeni diye ifade edilen bir süreç bu. Video izleyelim, sonra devam edelim. Sayın Pekin'in değerlendirmesini isteyeceğim bir boyutu var çünkü. Veremeyecekmiş bir hesabımız yoktu. Bu olayın aydınlanmasını istemeyen güçler var. Bu olay bir büyük ithamdır. Devlet töhmet altında bırakılmıştır. Bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz Şimdi Sayın Pekin'e hemen dönmek istiyorum. Biraz önce bir süreç hatırlatması olduğunu ifade ederken bir yandan da kendisi Sayın Ersever'den söz etti. Sizin dün zannediyorum bir açıklamanızda katilini biliyorum sözünüz var. Soruyu şöyle sormak istiyorum. 25 sene önce bunca iddia ortaya atılmış, komisyon kurulmuş, bir raporlandırma yapılmış. Niye aynı noktaya geliyor Türkiye? Neden bu karanlık işler yapmaya çabalayanlar cezalandırılmıyor? Siz de biliyorsunuz. Dediniz de neden cezasını çekmiyor bu insanlar? Yani biz aynı şeyi niye tekrar yaşıyoruz demek istiyorum. Niye tekrar yaşıyoruz? Çünkü adalet tesis edemiyoruz. Çünkü ülkemizde düzeni gerçekten cumhuriyet düzenini tesis edemiyoruz. Cumhuriyetin temel felsefesini uygulayamıyoruz. Ve bunun için de herkes belli konularda Amerikan emperyalizminin yahut da diğer ülkelerin, büyük ülkelerin emperyalizminin kullanıcısı, taşeronu haline geliyoruz. Ve sonuçta onların istediği iç düzeni, iç yapıyı kurmak ve onların Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki, diğer bölgelerdeki faaliyetler için kullanılmaya hazır hale getirilmek için bunlar yapılıyor her seferinde. Aslında bunlar baktığımız zaman, o gösterdiğiniz videoya baktığımda onun içerisinde evet, devlet de var, mafya da var içerisinde, siyaset de var. Maalesef bu üçgen içerisinde devrelim durduk. Bunlara baktığımızda işte Çiller'in, Mesut Yılmaz'ın o dönemdeki faaliyetleri, arkasından bakıyoruz, Susurluk olayı, kolluk güçlerinin doğuda, güneydoğuda yapmış olduğu bir takım faaliyetler. Büyük şehirlerde yine o dönemde hazırlanan bir liste, o liste kapsamında öldürülen, devletin hazırladığı liste kapsamında öldürülen, infaz edilen bazı iş adamları yardım ettikleri bahanesiyle
Ama bunları oldu bitlerle, yani oldu bitlerle hallettik. Aslında bunlarla ilgili deliller bulup bunları mahkemelerde yargılayıp cezalarını verebilseydik bugünlere gelmeyecek. Ve sonuçta bu işleri yapan bir takım adamlar oldu. Devletin bazı pis işlerini, yani maalesef devletin bazen pis işleri var. O pis işlerini yapan adamlar seçildi. Yeşil gibi, diğerleri gibi. Bunlar kendilerine verilen görevleri yaptılar. Lütfi Topal'ı, ondan sonra diğerlerini, işte Musa Anter'i vesaire falan düşünce bölgede gerçekten huzuru sağlayacak, insanları belli yerlerde tutacak, toplumu birbirine kaynaştıracak olan insanları maalesef ortadan kaldırmak suretiyle devamlı bu toplumun içindeki yarayı deşmek, bu toplumu birbirine düşürmek ve bu toplum içerisindeki yarayı daha da büyüterek kanser haline getirmek ve sonuçta kendi emelleri, emperyalist emelleri doğrusunda bu ülkeyi belli yere getirmeye çalıştılar. Bunlar hep oldu. Maalesef bunların katillerini devlet bulamadı demiyorum, bulmadı. Yoksa bulurdu. Bulurdu ve bunlar cezalarını çekerlerdi. Ve önümüzdeki dönemde sadece bunlar değil, bunlara emir verenler. Yani o adam Yeşil'e kim emir verdi o infazları yapması için? Ya da o listeleri kim hazırladı? Niye normal devlet düzeni, adalet düzeni, yargı düzeni varken niye bunlar uygulanmadı da hem birileri oturdu, birilerinin infazına karar verdi? Bunun içinde siyasetçiler var. Siyasetçiler arkasında. Bunun içinde şeyler var. Devlet memurları var. Bunun içinde kullanılan mafya var. İşte zaman zaman şeyin yaptığı gibi. Sedat Peker de zaman zaman konuşuyor, söylüyor. Onlar var. Onlar da bunun içerisinde. Ve maalesef bu noktaya kadar geldik. Ve şimdi aynı şey, bunlar ortadan kaldırılmadığı için, bunlar kullanıldığı için günümüzde de kullanılıyor. Günümüzde de Sedat Peker kullanıldı. Başkaları kullanıldı. Korku yaratmak için kullandılar. Ve maalesef Türkiye, emperyal ülkelerin taşeronları tarafından, işte taşeron siyasetçileri tarafından, taşeronları tarafından bu maksatla kullanıldı. Önümüzde işte böyle hala Susurlu'yu konuşuyoruz. Susurlu'nun kimler yaptı bu işi, kimler şey yaptı? Gerçekten Susurlu'ya karışan, bu konuda emir veren ya da bu olaylarla ilgili emir veren kişiler yakalandı mı, yakalanmadı mı? Ya da siyasetçilere ne işlem yapıldı? Hiçbir işlem yapılmadı. Yani bugün aynı şeyi ben diğer örgütler için de söylüyorum. FETÖ için de söylemek mümkün. Yani bu işin siyasi ayağı da var. İşte bakıyoruz, devlet memurlarıyla bir aşiret reisi, onun yanında bir mafya babası, öldüğü farz edilen, Türkiye'de olmadığı farz edilen başka bir cinayet işlemiş birisi. Bunlar hepsi aynı yerden çıkıyor. Yani çok halk o zaman ne yapacak? Halk çaresiz kalıyor. Şu anda da aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Şu anda da siyasetçi bir taraftan, mafya bir taraftan, bir taraftan da devletin bürokrasisi, hepsi birbirleri haberli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bana göre bunu Yeşil bunu tekrar hortlatmaya çalışıyor. Bunu söylüyor ve önümüzdeki dönemde bu tür faaliyetlerin olabileceğini değerlendiriyoruz. Yani öyle bir şey ki halk bu üçlünün bu hareketleri karşısında, bu üçlünün yaptığı faaliyetler, eylemlerden dolayı kimi kime şikayet edecek? O belli değil. Dolayısıyla bence bu fotoğrafı kritik. Evet. Sayın Pekin, bu fotoğrafı tamamlayan bir şey daha var. Onu da göstermek istiyorum. Ondan sonra çünkü sözlerinizin geldiği yere çok uygun. Bu hafta Kürşat Yılmaz, yine bir mafya isim, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri Bahçeli tarafından kabul edildi. Bahçeli daha evvel de Çakıcı'yı kabul etmişti. Mafya isimlerin bir siyasi parti lideriyle fotoğraf vermesi, bir başka siyasi parti liderini tehdit etmesi, bunlar da bu şu anki ortamın konuları. Yani Mehmet Eymür'den önce de bu açıklamalardan önce de vardı. Sizin aktardığınız o atmosferi, hukuk dışı atmosferi, o karanlık fotoğrafı tamamlıyor.
Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani tabii bu bir, bana göre bir rezalet. Yani bir iktidar ortağı bir partinin, isterse iktidar ortağı olmasın, şey de olabilir, muhalefet partisi de olabilir. Kendisi için çalışmış, çalışmamış, kim, hangi mahfi lideri varsa bu mahfi liderleriyle birlikte beraber bulunmaktan, birlikte bulunmaktan imtina etmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Yani halk bakıyor şimdi. Yani bunlara bir değer atfediliyor. Bunlara değer verildiği görülüyor. Bunu gençler seyrediyor bunların hepsini. Gençler demek ki mahfileri olduğumuz zaman, böyle bir şey yaptığımız zaman hapiste yatsak bile, yani bir takım cinayetlere karışsak bile biz işte böyle devlet büyükleri tarafından kabul ediliriz diye düşünülüyor. Bir başka konu şu, yine şu anda bu tip olaylar olabilir. Bu tip olaylara karışacak olan gençlerimizin bunları örnek alacağı, ya bakın evet bunu olay hapse attılar ama sonuçta bir iktidar ortağı partinin lideri bunları kabul etti diye örnek model ortaya koyuluyor böylece ve kötü insanlara mesajlar da veriliyor. Evet, çok kötü mesajlar veriliyor. Onun için bence keşke Sayın Bahçeli, yani Sayın Bahçeli'nin devlet tecrübesine güveniyoruz. Yani tamam ama keşke böyle bir şey yapmasa, ne olursa olsun bu zamanında Alaaddin Çakıcı da şeyde Kürşat Yılmaz da işte Ülkücü Hareket içerisinde çalışmış olabilirler. Sorun değil. Ama daha sonra suça bulaşmışlar. Suça bulaştıktan sonra yani kim olursa olsun bu devlet için ne yaparsanız yapın. Eğer suça bulaşmışsanız o zaman toplum örnek olacak siyasi parti liderleri veyahut da toplumun yok insanlar bu insanlarla bir araya gelmemeli. Gelmemeli. Maalesef bu ülkemizde yapılıyor. Bana göre yanlış mesaj gidiyor şeye, evet. Türkiye'ye. Evet. Son olarak bir şey daha sorayım. Sözlerinizin arasında vardı. FETÖ ile ilgili Mehmet Eymür'ün açıklamalarında evet. Bir cümleniz oldu. Ve şu benim çok dikkatimi çekti. İşkence konusundaki sözleri zaten tartışılacak konu. O işkence bir suçtur ama devlet adına yaptım pişman evet. Değilim. Sözleri ayrıca tartışılmalı. Hukuk, anayasal çerçeve, işte sosyal hukuk devleti diyoruz ya hani hep o özlemle onu ayrıca değerlendirmek lazım ama asıl şu kısım şimdi de var işkence diyor. Daha beteri var diyor. Ölenler var. Sorguda kaybolan MİT görevlisi var diyor. Bütün bunlarla beraber baktığımız zaman o yaratılmak istenen atmosfere mi işaret ediyor bu? Yoksa arkasından siz hani tecrübenizle ne hissettiniz, ne düşündünüz bu cümleleri görünce? Yani ben tabii şöyle düşünüyorum. Yani geçmiş dönemi aklamaya çalışıyorlar bir. Yani geçmiş dönemde devlet için yaparsanız her şey normal. Ama başka bir şey yaparsanız o zaman çok kötü. Yani devlet suçun devlete karşı olması, şahıslara karşı olması hiçbir şey fark etmez. İster devlet için başkalarına işkence edin, isterse kendiniz kendi inisiyatifinizle başkalarına bir şey yapın. Bu suçtur. Yani bunun suçun devlet için yapılanı makbul de devlet dışında yapılanı makbul değildir diye bir şey yok bir defa. Yani bu çok yanlış bir mesaj ve yine o döneme akladığı gibi şu dönemde de bunların yapılacağını, yapıldığını söylüyor ve bu işin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini, devam ettiğini söylüyor. Halbuki neydi bizim hedefimiz? İşkenceye sıfır tolerans. Yani kim için yaparsanız yapın ya da işte faili meşhurlere sıfır tolerans. Öyle bu hesapla AK Parti iktidara geldi. Bunları ortadan kaldıracaktı ama şimdi bu konuda birileri yani bu konuda mutlaka Demir çağırıp ifadesinin alınması lazım. Hangi işkenceleri yaptı, neler bitti ve kendisine tabii benim yargıya yol göstermem olamaz ama sonuçta yargı bu işi el atmalı ve bunun cezası neyse gerekenleri yapmalı diye değerlendiriyorum. Hiç kimse işlediği suçlardan dolayı ister devlet için istesin, ister başka şey için istesin. Devlet için istenen suçlar mukaddes midir, kutsal mıdır? Mutlaka yargıya hesap vermelidir ve hesap vermek zorundadır. Kimse suç işlemesin. Bunu yapmazlarsa o zaman şu ortaya çıkar. Türkiye tekrar böyle bir döneme, o geçtiğimiz o karanlık dönemlere tekrar döner
ve yine faali meçhuller birilerini daha çözmeden, geçmiştekilerin çözmeden yeniden bu faili meçhullerle karşı karşıya kalırız. Bu tür işkencelerle karşı karşıya kalırız ve Türkiye'de istenen barış ortamı ortadan kaldırılır ve sonuçta tekrar Türkiye işte listelerin hazırlandığı, birilerinin infaz edildiği, birilerinin bir şekilde kaydırıldığı, birilerinin devlet adına halka zulüm yaptığı bir ülke haline geliriz. Dolayısıyla bunun mutlaka ibret olacak şekilde yargının bu işin içerisine, yargının ve yürütmenin bu işin üzerine gitmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Uyarınızı biraz daha açmanızı rica etsem. Önümüzdeki süreçte bir seçim ortamından söz ediliyor. Çünkü hani Sattı Mahalli'deyiz deniliyor. Öyle bir hava esiyor. Biraz daha açar mısınız sözlerinizi? Yani daha açık konuşalım mı? Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi seçime gidiyoruz. 2023'te seçimim var. 2023'teki seçimler Türkiye için çok önemli. Niye önemli? Çok kritik bir andayız. Türkiye böyle ikiye bölünmüş durumda karpuz gibi. Türkiye istikbaline yönelik bir seçim yapacak. Yani bundan sonra gerçekten cumhuriyet değerlerine mi yürüyeceğiz? Yok da işte parlamenter sistem vesaire veyahut da mevcut sistemle mi yürüyeceğiz? Bunun seçimini yapacak Türkiye. Ve kendini barışa mı, savaşa mı hazırlayacak? Bunun seçimini yapacak. Dolayısıyla bu seçimler çok kıymetli. Hem iktidar açısından hem de muhalefet partileri açısından. Hem de Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan emperyalist güçler açısından, Amerika açısından. Böyle baktığımızda bir tarafı seçimler esnasında insanların, mesela şu anda en önemli sorunumuz nedir? Ekonomik sorundur. Vatandaşın penceresindeki sorundur. Güvenlik sorunu biraz daha geriden geliyor. Çünkü Türkiye içerisinde eskisi patlamalar, şunlar bunlar yok. Ama önümüzdeki dönemde bunlar başlarsa otomatik olarak bu ekonomik sorunlar ikinci plana, bu güvenlik sorunu birinci plana gelecek. Ve bu da Türkiye'deki seçim atmosferini değiştirecektir diye değerlendiriyorum. Yani dolayısıyla insanların hemen şeye yönelik faaliyetler olacaktır. Bunu dışarıdan bakan birisi, Türkiye'yi bu şekilde gözlemleyen, geçmişini bilen Amerika ve diğer ülkelerin, yani emperyalist ülkelerin Türkiye'de bu oyunları, geçmişteki oyunları bu şekilde oynayabileceğini değerlendiriyorum. Ve Türkiye'de de bu durum müsait. Yani içimizde işte 500 bin, 600 bin civarında göçmenden bahsediliyor, sığınmacıdan bahsediyoruz. Yani sadece şeyler değil, Suriyeliler değil, Afganlar var, diğerleri var, diğer önceden gelenler var. Bunlardan evet. Bahsediyoruz. Bir de buna ekonomik sorunları eklediğimiz zaman ortaya çok kötü bir manzara çıkacaktır. O zaman insanlar gerçekten serbest iradeleriyle seçim yapamayacak duruma gelecekler. Serbest iradeleriyle oy veremeyecek duruma gelecekler. İstenen odur ve Türkiye'yi belli bir yöne doğru yönlendirmeyi amaçlayan seçimler olacaktır bu maksatla. O bakımdan bu olayların bu dönemde hatırlatılması aklıma bunları getiriyor. Yani ben bir de Sayın Emir Amerikan ilişkilerine baktığımız zaman bu da var ortada. Peki seçimden sonra diyelim ki bir parti seçimi kazandı. Diyelim ki muhalefet kazandı. Muhalefetin kafasında şöyle bir şey var. Biz yani seçimi kazanırsak AK Parti iktidarı bize vermez. Bu duygu geliştiriliyor şu anda. Bu duygu geliştirildiği zaman nasıl vermeyecek? Diyelim ki o zaman işte bu tür faaliyetler olabilir diye insanları tekrar korkutuyorlar. Yaili ne olabilir? Tekrar faili meşguller olur, diğer konular olur. Tekrar patlamalar tekrar olur. Bombalar, şunlar bunlar patlar. Yani böyle bir korku salınıyor Türkiye içerisine. Bu bizim için çok tehlikeli bir konu. Yani serbest iradenin, halkın serbest iradesiyle seçimlerin yapılacağı bir ortamın sağlanması çok önemli. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ama bunu sağlamamamız için elinden gelen her şey yapılıyor şu anda maalesef. Ben herkesin çok dikkatli olması lazım. Yani. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerinizi kesmek için söylemedim, desteklemek için söyledim. Teşekkür ediyorum katkınıza. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Endişe verici tabii. Türkiye yaşadı bunu. 1 Kasım, 7 Haziran 1 Kasım arasında benzeri bir süreç yaşandı. Sadece Susurluk hatırlatması olarak düşünmemek lazım Sayın Pekin'in söylediklerini. Endişe verici. Dilerim ki herkes üzerine düşeni yapar ve sağduyulu bir şekilde bu konuştuklarımız, bu ihtimallerin hiçbiri gerçekleşmemiş olur. Türkiye'nin demokratik yapısına güvenelim. Türkiye'nin hukuk devlet olduğunu unutmayalım yeter ki. Efendim şimdi bir veriyle devam edeyim. Bu hafta Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimin raporu da yayınlandı. Raporu yazan gazeteci Tolga Çar'dan da T24'te yazdığı yazıda, haberde çok önemli bir veri, Türkiye açısından çok kritik bir veri karşımıza çıktı. Birleşmiş Milletler'de temsil edilen 193 ülke içinde organize suçların en yoğun gerçekleştiği 12. ülke olduğumuzu gördük. Maalesef yüksek suç yoğunluğu, düşük yoğunluklu mücadele grubunda yer almış Türkiye. Bir de haritası var onun. Harita, o koyu kırmızı gölge. Türkiye'nin kıtalar arası tabloda Avrupa'nın birincisi, Asya'nın da beşincisi olduğunu gösteriyor ki Suriye'yi bile geçti deniliyor. Evet, ve bir başka dikkatimi çeken konuyu sizinle paylaşmak isterim. Hükümranlık iddiası öyle bir şey ki hukuktan uzaklaştığınız zaman bunun sınırı yok. Üst sınırı da yok, alt sınırı da yok. Şırnak'tan bir haber vardı bu hafta. Rizgin Birlik, AKP milletvekili Rizgin Birlik, 11 yakını, 2 akrabasını Şırnak'taki kadrolara yerleştirmiş, işe aldırmış. Bir milletvekili bir şehri adeta ele geçirmiş. Bugün tam düşündüm ki bu haberi okurken, başka örnekleri de vardır muhtemelen Anadolu'da. Muhakkak ki vardır, gündeme gelmemiştir böyle bir hükümranlık havası. Bugün haber çıktı, Sözcü'de vardı bugünkü haberde. Şırnak'a benzer bir örnek, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde AKP'li belediye başkanı belediye işçi alımına yeğenini, yakınlarını tercih etmiş. Ne var, ihtiyacı olamaz mı onların diye de savunmuş. Şimdi hukuktan ayrıldığınız zaman, liyakattan ayrıldığınız zaman ne oluyor? Onu konuşalım bir yandan da. Sadece bu olağanüstü karanlık günler iması değil bu. Bu aynı zamanda olağan günlerde de olağanüstülük yaşamak anlamına geliyor. Neden bahsediyorum? Kayırmacılık, haksız kazanç, liyakatsizlik, bütün bunlar yaygınlaştı ve sonuçta ne oluyor? Sele depreme geç müdahale oluyor mesela. Depreme nasıl müdahale diyeceksiniz? Kitleniyor ortalık. Yardıma gidilmiyor. Yardım çağrısı gecikiyor. Sel günler sürüyor. Sele müdahale edebilmek, bir ev ve insan kurtarabilmek. Niye? Niye? Sadece tek bir açıklaması var. Liyakatsizliğin yarattığı başarısızlık. Şimdi buradan, İzmir depreminin yıl dönümüydü. Yaralar hala sarılamadı. İşte niye sorusuna bir yanıt da. Niye? Çünkü yaralar sarılamadı. Çünkü yönetilemiyor. Çünkü yönetim kademelerine liyakatsiz insanlar getiriliyor. Yaklaşık 85 bin kişinin evini kaybettiği İzmir depreminde yaralar hala sarılamadı. Bu hafta tartışıldı. Yurttaşlara komik rakamlar ödenmiş. Yüzlerce depremzede hala konteyner kentte yaşıyor ve yıkılan evleri yapılamadı. Şimdi geçtiğimiz günlerde de orman yangını vardı. Orman yangınına da geç müdahale edildiğini konuştuk. Aynı şeyi burası için de konuşabiliriz. Liyakatsizlik, geç kalındığını konuşurken bir yandan da ormanlarımızı koruyamadığımızı konuşmalıyız. Birazdan iklim zirvesi sonuçlarına bakacağım ama önce bir veri getirmek istiyorum ekrana. Şöyle bir veri, ormanlarımızı koruyamıyoruz. Tek bir ağacı bile korumamız gerekirken iklim değişikliğinin olduğu bir ortamda zirveler yapılıyor. Biz ormanlarımızı seyirci kaldık yanmasına. Uçak kaldıramadık. İki fotoğraf gelecek ekrana. Orman alanlarının vasfının yitirilmesi, orman vasfının yitirilmesi bir gelenek haline geldi bu ülkede. Orman alanını siz orman alanı olarak sürdürmezseniz şu kelleşmeyi görürsünüz. Ve üstelik de İnanılmaz bir facia karşımızda. AKP döneminde son 17 yılda bir veri var elimizde. Edirne büyüklüğünde ormanlık alanın yok edildiğini görüyoruz. Bir istatistik ekranınızda, bu bilançoyu daha iyi anlayalım diye. 494.365 hektarlık orman alanı ormancılık dışı faaliyete açılmış.
143.829 hektarlık alanda yanmış. Edirne yüz ölçümünden büyük bir alan, yani 638.194 hektarlık ormanlık alan AKP döneminde yok olmuş. İklim değişikliği diyoruz değil mi? Tek bir ağacı dahi korumamız gerekirken hesapsızlık, plansızlık karşımızda. Hatta böyleyken o kadar önemliydi. En çevreci bizdik ama çevreciliğimiz itibara yenildi. İklim zirvesi vardı. İklim zirvesine katılmadı Türkiye Cumhurbaşkanı. Önder Algedik, iklim uzmanı karşımızda olacak. Merhaba Önder Bey. Merhaba, iyi akşamlar, iyi günler. Teşekkür ediyorum. İklim zirvesini konuşmaya aslında buradan başlayalım isterim. Niye katılmadık, itibara yenildi? Aslında çünkü bu çok da öz bir anlatım olarak yaklaşımımızı gösteriyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Önemsemediğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. İklim zirvesinin sonuçları ve Türkiye'nin yükümlülüklerini konuşmaya buradan başlayalım. Tabii ki şimdi ilk sorunuzdan başlayalım. Türkiye niye katılmadı? Aslında Türkiye katıldı ama Cumhurbaşkanı o kendi heyetini katmadı. Bu katmamasının arkasındaki sebep herkesi merak ettiği bir tartışma. İki sebebi olduğunu düşünüyorum. Aslında hatırlayalım. Türkiye Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak için 3 milyar dolar gibi bir kredi meselesini şart koşuyordu, pazarlıklarını yapıyordu. Bir defa bu parayı aldık. Dolayısıyla parayı alınca Glasgow'a katılmanın çok bir manası kalmamıştır. Siz de takdir edersiniz. İkinci olarak bu zirve katılımının arkasındaki en büyük motivasyon Biden'la görüşmeydi. Dolayısıyla o görüşmeyi de Roma'da bir şekilde halletme ihtimali doğunca pazar günü otomatikman iklim zirvesine katılmanın bir manası daha kalmadı. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman 3 milyar dolar kredi almak ve Biden'la görüşmek gibi siyasi bir hedefe ulaşınca aslında Erdoğan'ın Glasgow zirvesine katılmayla ilgili motivasyonu kayboldu gibi bir resim ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin ya da yöneticilerin motivasyonu Glasgow'a katılmak değil, iklimle ilgili bir şey yapmak değil. Motivasyon temelde baktığımız zaman aslında Biden'la olan siyasi görüşmenin rantı ve 3 milyar dolar kredinin rantı olarak özetleyebiliriz. Dolayısıyla bundan cebe koyduğumuz zaman bu Glasgow'a katılmanın bir anlamı kalmıyor. Ama asıl ilginç tarafı, Türkiye şu an Glasgow zirvesinden katılan, sayısal olarak katılan en fazla katılan ikinci ülke. Birinci ülke kepaze bir iklim politikasına sahip olan orman katliamlarının en ayyuka çıktığı ülke olan Brezilya 400 küsur delegesi var. Türkiye'nin 390'a yakın delegesi var. Ev sahibi İngiltere'nin delege sayısını biliyor musunuz? 230. Biz hiçbir şey yapmayarak 390'a yakın delegeyi Glasgow'a gönderiyoruz. Burada temel motivasyon şu. Türkiye'nin motivasyonu iklimi daha çok değiştirmek ve bunu yaparken de para kazanmak ve bunu nakde çevirmek. Bunu da bence bu zirvede her zaman gördüğümüz gibi, her olayda gördüğümüz gibi devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Kulaklarıma inanamıyorum söylediklerinize ama. Yani nasıl olacak bu? Bunun bir, yani o parayı verirken bir kaidesi yok mu bunun? Bir denetlemeyecekler mi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz geçmişte krediler aldık. Bu kredileri faizleriyle geri ödedik. Ödüyoruz, ödeniyor şu an bir şekilde. Ve yani çok kötü bir örnek vereyim ben size. Bildiğiniz split klimalara bile kredi verildi. Yani bunun satışına bile kredi verildi. Şimdi klima dediğiniz şey zaten felaket bir aletti, buna bile kredi verildi. Çünkü Türkiye'de şu suistimal kelimesi çok popüler ve her alanda maymuncu gibi kullanabiliyoruz ya. Bu alanda da bunu görebiliyorsunuz. Şu an Türkiye, bakın çok basit bir örnek vereceğim. Türkiye'nin 2019 yılında fosil yakıt ithalatı 42 milyar dolar. Biz basit bir mevzuat yapsak, yollarımızı yayılaştırsak, kentlerimizi kadın dostu, çocuk dostu yapsak, elde edeceğimiz enerji tasarrufuyla %10 yakıt tasarrufu yapsak 4.2 milyar dolar yapıyor Semra Hanım. Şimdi 4.2 milyar dolarla bu paranın fazlasını elde ediyorsunuz, hem de iklime daha faydalı hale geliyorsunuz. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye temelde ben hem iklimi değiştireyim hem de bunun parasını alayım derdinde. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ben hani düşündüğümden, tahmin ettiğimden daha öte şeyler söylediniz. Peki mesela ben baktığım zaman iklim zirvesine kömürden çıkış, işte orman alanlarında liderler bildirisi, bazı önemli başlıklar vardı. Bunlar da ne yapacak Türkiye hani böyle bir karne karşısındayken? Şimdi hemen o konulara değinelim. Üç tane temel tartışma var. Bir defa aslında çok tartışma var. Birincisi bizim
kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle, net sıfır diye bir tartışma var. Net sıfır çok üçkağıtçı bir tartışma. Hemen bilgilendirelim. Şu kadar ormanımız karbon tutuyor, bu kadar da kömür yakarız gibi ara bir formül üreten çok üçkağıtçı bir suistimal açık bir yaklaşım. Biz onun yerine bu kadar ormanımız var, bu kadar kömür yakalım demek değil. Tam tersi, kömür, petrol ve doğalgazı sıfırlanınca gerçek sıfır tartışması yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ülkeler net sıfır ya da bence olması gereken gerçek sıfırla ilgili hedeflerin açıklamaları gerekiyor. Böyle bir trend var. Ama bu iyi bir şey değil. Çünkü 2050'de biliyorsunuz, 60'da biliyorsunuz, 2070 diyorsunuz ama sizin 2022-23 için hedef koymanız lazım. Buraya varmak için. Dolayısıyla bizim aslında bakmamız gereken bugünkü noktalar. Şimdi hedefi ötelemek o kadar büyük bir suistimal ki. Birkaç tane daha anlaşma var. Bir tanesi ormansızlaşma anlaşması. Ormansızlaşma anlaşması temelde şöyle lanse ediliyor. Ormansızlaşmanın 2030'da bitirilmesi. Bu kulağa hoş geliyor değil mi? Ama cümleyi tersten kuralım. 2030'a kadar ormansızlaşmaya devam edebilirsiniz. Şimdi iklim değişikliğinin geldiği noktada alınması gereken ormansızlaşmanın bugün durdurulması. Çok güzel bir şey söylediniz girişte. Ağaç kesimin yasaklanması gerekiyor. Biz ağaç kesmeye devam edeceğiz 2030'a kadar. Ondan sonra iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Yok öyle bir dünya. Mesela böyle bir anlaşma söz konusu. bir metan salınımının azaltılmasıyla ilgili bir tartışma söz konusu. O da benzer bir akıbete sahip. Ve topu topu 2030 yılında 2020 yılına göre metan emisyonlarını %15 azaltıyorlar. Ya bu çok büyük bir rakam değil. Yani çok ayıp bir rakam. Meselenin ciddiyetinin karşılık gelen rakamlar değil. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Dünyada iklim müzakerelerindeki tahtırevalle çok dengesiz ve çok kötüler tarafında. Türkiye kötülerin en ucu tarafında. Türkiye bir kıdım ilerlesi, biraz ortaya gelse dengelerin değişeceğinin garantisini verebilirim. Bir Amerika değiliz belki ama bizim de hiçbir ağırlığımızın olmadığını söyleyemeyiz bu anlamıyla. Türkiye kötünün kötüsü haliyle dünyaya kötü örnek olmaya devam ediyor. Ya siz 390'a yakın derece yolluyorsunuz. Ortada bir ağaç kesimin yasaklanması tartışması yok. Termik santrali kapatacağım demiyorsunuz. Şimdiye kadar 15 yıldır ertelediğimiz enerji verimli mevzuatını hayata geçireceğiz demiyorsunuz. Hiçbir şeyi değiştirmiyorsunuz. Nasıl bir yeşil dönüşüm bu? İklimi değiştiriyoruz. Yani yeşil dönüşüm doların yeşili olan bir dönüşüm aslında. İklim dostu bir dönüşüm değil. Evet, çok fena. Ben mesela hani bütün dünyadaki yaklaşıma baktığım zaman zaten durdurmaya çalışmıyoruz. Durmayacağını biliyoruz. Birazcık azaltmaya çalışıyoruz o iklim dengesizliğini diye görüyorum insanlık adına. Ama burada gerçekten ciddiyetsiz bir yaklaşım gibi duruyor. Bir tavsiyenizi de alayım. Hakikaten bu böyle olmaz. Yani bunu gördük değil mi? Selde görüyoruz, depremde görüyoruz. Yani doğayla oyun olmaz ki, bu orman yangınlarında görüyoruz havası. Sıcaklığı dolayısıyla. Şimdi, siz biraz evvel çok doğru bir giriş yaptınız. Biz bu yaz yaşadığımız orman yangınları, su baskınlarıyla çok felaket bir yıl yaşadık. Ve bu orman yangınının sebebinin iklim değişikliği olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Ama siyasi kriz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü orman köylüsünün, Türk Hava Kurumu'nun kimin öldürdüğünü takdir edersiniz siz de. Peki su baskınının iklim değişikliği kaynaklı mı? O kadar tomruğu, dere yataklarının iklim değişikliği yığmadı. Ve o tomruklar yıktı. Şimdi şöyle bir sorun var. Biz bunun üzerine iklim etkisi bir damla daha eklenirse bu felakete daha da kötü olacak. Dolayısıyla Semra Hanım, bizim bu yaz itibariyle termik santrali kapatmayı konuşmamız lazım. Bu yaz itibariyle artık klima falan kullanmak yerine enerji yerine geçmemiz lazım. Biz bu yaz itibariyle kentlerin içindeki otomobili 2023'te mi yasaklayacağız? 24'te mi, 25'te mi yasaklayacağız? Bunları konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani benim nacizen tavsiyem şu. Hükümet Arası İklim Değişikliği Paneli Ağustos'ta bir rapor yayınladı. Bu rapor resmi bir rapordur. Onu söyleyeyim. Türkiye'de altına imzası vardır. Türkiye'de onayladı. Nasıl EPDK ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir rapor yayınlarsa siz öyle değerlendiriyorsanız bu da böyle bir rapordur. Bu rapora göre bizim 3-5 yıl içinde emisyonlarımızı ciddi oranda azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla tavsiyem şu. Bilimi dinleyelim. Doğanın yeşiline bakalım, paranın yeşiline bakmayalım. Evet, çok önemli. Paranın yeşili değil, doğanın yeşili. Çünkü bizim için önemli olan sonuçta hayatta kalmak. Öyle bir noktaya doğru gidiyor. Kesinlikle. İnsanlık. Çok teşekkür ediyorum katkınız için Önder abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi programımızın başından bu yana haftanın önemli olaylarını o panoramik fotoğrafın içerisine yerleştirirken şaşmayan bir şey var. Hep hukuktan, hep
kurallar manzumesinden ve birlikte insanın doğayla birlikte uyumundan aslında söz edebileceğimiz başlıklar gördük. Bu haftayı tamamlamadan önce bir konuyu daha açmak isterim. Çilem Doğan'ı çok konuştuk bu hafta. Çünkü Çilem Doğan yeniden hapse girecek. Bütün kadınları hapsettiler dedi. 8 yaşındaki bir çocuğu hapsettiler dedi. Erkek şiddetinin cezasızlıkla karşılandığı bir ortamda yaşanıyor bütün bunlar. Onun için önemli ve konuşmamız gerekiyor Çilem Doğan'ı da. Adana'da kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa sürükleyen bir erkeği, eşini, evli olduğu erkeği tabancayla vurarak öldürdü Çilem Doğan. Yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası 5 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı. İzmir Barosu'nun çok önemli bir çıkışı var bu noktada. Kendi canını korumak için meşru savunmada bulunan Çilem Doğan'a verilen bu ceza, öldürülmemek için mücadele eden tüm kadınlara verilmiştir. İzmir Barosu çok net tanı koydu. Burada kastettiğimiz şey, elbette ki cezasızlık istemiyoruz. Elbette ki suçun cezası olmasın, olur mu? Ama burada çok ciddi bir kadına yönelik artmış şiddet olayları var. Erkekler cezasızlıkla karşılaşırken, indirimlerle karşılaşırken bir kadına verilen bu ceza, öldürülmemek için mücadele eden bütün kadınlara verilmiştir demek durumundayız. Ve Gün'ün tepki çeken bu hareketini, bu haftasının bu tepki çeken bu hareketini verirken kadın hareketi açısından çok acı bir haber daha paylaşmak zorundayım sizinle. Eski Kader Başkanı, kadın hareketinin öncü isimlerinden bir kayıp. Çiğdem Aydın hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun diyelim, önemli katkıları olmuştu. Sosyal dayanışma ağı kurucularından ve bu hareketin de öncülerinden, tıpkı kadın hareketine verdiği emek gibi orada da emeği yadsınamayacak bir isim. Ruhu şad olsun. Kadın hareketi derken kadına yönelik şiddetin arttığı bir ortamda kadınların cesaretini takdirle karşılayarak önümüzdeki sürece de damgasını vuracak olan hem sağduyusu hem cesareti olacaktır diye düşünerek kadınların. Yargı paketinden de haber vereyim. Programın başında gerçi birazcık konuşmuştuk ama bu paketler ne işe yarıyor sorusuyla beraber 5. yargı paketinin Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini vurgulayalım. Çocukların icra iflas kanunundaki değişiklikle çocukların icra edilebilirliği tartışıldı. İcra dairelerinden alınmasına imkan verilmeyecek. Adli destek merkezleri artık devreye girecek. Bu hüküm gereğince bir eksiklik tamamlanmış oldu diyebiliriz. Bakalım uygulaması. Türkiye'de zaten problem yargı kararları ya da kanunlar değil, uygulama. Türkiye'nin yaşadığı temel problem bu. Biraz önce ifade ettiğim kadına yönelik şiddet meselesinde de ilk dikkatimizi çeken uygulama olduğu için İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyor kadınlar. Çünkü orada en azından ihlal indirimlerine imkan vermeyen bir kararlılık sergilenmişti. Maalesef İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı Türkiye. Bu vesileyle hatırlatmak isterim. İstanbul Sözleşmesi kadının can güvenliğini sağlayan ana hükümler içeren bir sözleşme idi. Ve iki Türk askerinin şehit edilişiyle ilgili önemli bir konu bu hafta yine gündemimize geldi. Şöyle bir haberlere baktığım zaman üzerinde durulması gereken bir konu çünkü. IŞİD'li Alvi hakkında yeniden dava açıldı. Gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirmişti ve onun gündeme getirmesiyle beraber IŞİD'li o kadı denilen Alvi'nin elini kolunu sallayarak Türkiye'de yaşadığını, hatta ticaret yaptığını, kuşçuluk yaptığını falan öğrendik. Neyse ki yanlıştan dönüldü diyelim. Ve geçtiğimiz günlerde IŞİD'in öldürdüğü, şehit ettiği iki Türk askerinin infazına karar veren, bunu isteyen kişi olduğu iddia edilen kişi yeniden tutuklandı. Hakkında yeniden dava açılıyor. Bu vesileyle onu da dikkatlerinize sunmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının canının kıymetli olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarına ve insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul ettiğimiz bu suçların cezasız kalmaması gerekir. Cana kastedenin cezası olmalı. Bir kitap ekrana getirmek isterim. Gül Büyükbeş'e
Evet, ölüm ne yana düşer usta. IŞİD demişken aklımıza gelecek olan ilk olaylardan birisi 10 Ekim katliamı. Suruç Diyarbakır gibi olayların konu edildiği bir belgesel Ölüm Ne Yana Düşer Usta adıyla kitaplaştırıldı. Gül Büyükbeş'e bir hafıza oluşturmak zorundayız. Kalanların gidenlere borcu var dedi. Yönetmenliğini Büyükbeş'e yapımcılığını Sibel Tekin yaptı. 2019 yapımı belgesel filmin kitabı da aynı isimli okuyucuya sunuldu. Okuyucularıyla buluşmak ister efendim. Kitabın geliri de aileler için çünkü. O yüzden dikkatlerinize, bu insani duyarlılığınıza hitap ederek dikkatlerinize sunmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları yaşamını yitirmiştir nokta. Evet, ruhları şad olsun, adalet yerini bulsun diyelim. Ve şimdi bu hafta yine konuşulması gereken bir başka, anılması gereken, uğurlanması gereken bir başka isme dönelim. Bir gencimizi yitirdik bu hafta. Haydarcan. Haydarcan iki kız çocuğunun tacizine seyirci kalmadı. Yardım istediler, yardıma koştu. Maalesef kendisi bıçaklanırken seyirci kalanlar oldu belli ki. Öldürüldü. İnsanlık öldü. Haydarcan yaşayacak. Bir daha bunun, bir daha bir Haydar canımız gitmemesi için bunları çekin. Bunları haber yapın. Bunları serbest bırakan hakimler, savcılar kendi bu acıyı, bu annenin babanın hissettiği acıyı çocuklarında hissetsinler biraz. Kendi yüreklerinde hissetsinler. Yeter ettiniz artık. Bırakmasınlar. Bunlar 15 kişilik bir grup. Dadandılar meydana. Meydanda huzur var. Meydanda kafeler var. Saldırıyorlar. Taciz. 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 Var mı bunlara dur diyen? Yok. Yok kardeşim, yok. Haydarcan müziğini yapan sevgi dolu insan. Ama bakın canlarımız elimizden gidiyor. Bu benim de oğlum olabilir. Hepimizin çocuğu olabilir. Haydarcan bir zaten onu, Nurettin'in oğlu değil. Hepimizin oğlu. Yüzümden dökülen bu yaşlar artık durursun lütfen. Sevmekten, sevmekten yoruldum artık kaybetmekten. Müzisyendi Haydarcan, müzisyendi ve babasının anlatımlarına bakınca, yakınlarının anlatımlarına bakınca sadece şunu söylemek geldi içimden. İyilik kaybetti, kötülük kazandı. Bu kadar net, bu kadar net. Haydarcan olayı iyi irdelenmeli, iyi düşünülmeli, iyi konuşulmalı ve önümüzdeki süreçte de Allah korusun böyle olaylar karşımıza gelecekse eğer, İyilik kazansın diye müdahale edilmeli. Ne oldu? Ne oldu anlatayım size. 28 yaşındaydı Haydarcan. İki kız çocuğunu taciz edenler, biraz önceki Haydarcan'ın bir yakınının konuşmasında da gördünüz, insanlık kaybetti derken, o taciz edenler Haydarcan'ı bıçaklarken kimse müdahale etmedi. Ve Haydarcan son yolculuğuna uğurlanırken cenazesinde yapıldı o konuşma. Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası da çocuğumla gurur duyuyorum dedi. Ankara Batıkent'te yaşandı olay. Tüm Türkiye'ye oradan geldi mesaj. Taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isteyen Haydarcan'ın ismini hafızamıza kazıyalım. O görüntüler bir daha gelsin ekrana. Her insanın yapması gerekeni yaptı dedi babası. Onun saldırıya uğradığını görenler gerekeni yapmadı dedi. İşte onun için söylüyorum. Bu yakını, bir de babası konuşmuştu. Aslında konsere gidiyordu Haydarcan kendisinden yardım istendiğinde. Ve o yardıma hemen yetişti, koştu ama onun yardımına kimse koşmadı. Çok acı. Artan şiddet olayları değil midir bunun da sebebi? Değil midir?
Artan şiddet olaylarına karşı şiddet gösterenin korunması ya da iyi hal indirimleriyle kolayca salıverilmesi değil midir bunun sebebi? Cezasızlık değil midir bunun sebebi? Kötülüğün yayılmasının sebebi bunlar değil midir? Evet, iyilik barınamıyor bu ülkede belli ki. Ah Haydarcan demek istiyorum sadece. Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, programımızın bu son dakikalarında bu duygularımı sizinle paylaşırken bu karanlık havanın değişmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Bunun için sanata sığınalım, kendimizi rehabilite ederim isterim. Sanata sığınalım, bu hafta Ankara'da film festivali başladı, şu anda devam ediyor. Pandemiye rağmen ama pandemi önlemleri alınmış bir şekilde film izlemek isteyenler salonlara koşabilirsiniz. Büyülü Fener'de gerçekleşen festivali izleyebilirsiniz. Minik bir açılış görüntüsü getireyim ekrana. Bu yükseldi duygularımız, duygulandık. Efendim sinemada hayatı izliyoruz, soruyoruz, sorguluyoruz. Sadece seyirci kalmayalım diye vurgulamak isterim. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü başlangıçtan bu dakikalara kadar neler konuştuk biz? Susurluğu konuştuk değil mi? Hukuksuzluğu konuştuk. Karanlık odakların emellerini konuştuk. Daha önce ne konuşmuştuk? Pandora belgelerini konuşmuştuk mesela. Sedat Peker'in iddialarını, ifşalarını konuşmuştuk. Sezgin Baran Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerini konuşmuştuk. Türlü türlü iddialar dile geliyor ve sadece seyirci kalıyoruz. Bunu söylemek için seyirci kalmayalım diyorum. Seyirci gidip sinemada olalım, televizyon başında olalım. Ama bu olaylara seyirci kalmıyorum. Duyuyor musunuz hakimler, savcılar? Hadi biz seyirci kaldık da size ne oluyor? Siz niye seyirci kalıyorsunuz? Sizin işiniz ne, göreviniz ne? Mesleğiniz ne? Hakimler ve savcılar, bunca şey oluyor bu ülkede, hiç mi sorumluluk hissetmiyorsunuz? Hiç mi sorumluluk hissetmiyorsunuz mesleğinize, işinize, bu ülkeye, bu ülkenin yurttaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti savcıları, Türkiye Cumhuriyeti hakimleri? Siz de bizimle beraber seyirci misiniz her şeye? Göreve davet ediyoruz efendim. Sizin göreviniz sessizce seyretmek değil, işinizi yapınız. Herkes işini layıkıyla yapsın bu ülkede, yeter ki düze çıkarız, emin olun. Böyle düşünüyorum. Bu çağrıyla bu dakikalarda programı tamamlayalım istiyorum. Bu ülke hepimizin, yeter seyirci kaldığınız diyelim ve noktayı koyalım. Haftaya görüşmek dileğiyle haftanın panoramasında. Hoşçakalın. Sevgili dostlarım, hoşça kalın derken unutmayalım. Efendim Adem Keleş montajımızı gerçekleştirdi. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım. Nurcan Erdem, Emre Eker, Aydın Akkan ve Kerem Aydoğdu. Efendim bu isimler ve daha niceleri, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta görüşürüz.